ulaşmak istemiyorum, konuşmak istemiyorum, yazmak istemiyorum. Ya Bailey'nin sakat olduğunu bütün dünya biliyor. Ve Bailey geliyor Beşiktaş'la sözleşme imzalıyor ve sakat. Ya bak bu bir şey söyleyeyim mi? Bu kamera şakası gibi bir şey. Ben yani aldım 2016 sezonundan bu yana Alper 25 maç oynamışlığı yok. Bir sezon. Yok sakat adam abi. 25 maç oynamışlığı yok. Bu herife biz 3.3 maç başlarıyla falan 3.5'a yakın para verdik abi. Yıllık. Şaka gibi ya. Dur BSR Bey'in lafı bitsin de konuşuruz. Ya bu taraftar ne istedi? İyi bir stoper istedi. Bu taraftar iyi bir 10 numara istedi. Aylarca burada odalarda konuştuk. Talep ettik. Dedik ki Yazal'la sezonu götüremeyiz. Bize oraya iyi bir alternatif, iyi bir kanat oyuncusu alın dedik. Ya bunlar gittiler. Aylardır oynatmadıkları oyunculara milyon eurolar verdiler. Yani 17 milyon euro bonservis ödeyip bugün 17 milyon euro bonservis ödediğimiz oyunculardan sadece sanıyorum Onana ilk 11'de oynadı. O da aylardır. Abi taraftar şaşırmış bak ben sana bir şey söyleyeyim. Şu an bana ne mesajı geliyor biliyor musun? Oda açman lazım bu gece. Ya abi insanların aklı gitti ya. Yani şu an odadayız ve adam bu mesajı atıyor bana. Yani ne yapacak insanlar bilmiyorum. Yani hiç de sevmiyorum şu kaos işini. Şu kaos işleri hep bana kalıyor. Ama abi 3 sene önce kaosçuydu bu çocuk. İyi yıl her şeye muhalefetti. Nasıl olacak şimdi? Şimdi işin kötü tarafı ya hep aynı şeyleri yaşıyoruz. Şimdi ben bir şeyleri görüyorum, söylemeye başlıyorum. Dank edene kadar 2 sene geçiyor. 2 sene sonra bir de gelip bize tersten dönüyorlar. Siz şunu yapmadınız, bunu yapmadınız. Tamam. Şimdi adaylarla ilgili hepsiyle ilgili yine eksiler görüyorum. Camiayı tanıdığım için eksi insanlar görüyorum. %100 eksi insanlar. Şimdi o zaman da Ahmet Nurçebi şey olurken ben Ahmet Nurçebi'nin listesinde ilk istemediğim insanlar vardı. Bunlar asla olmaz, bunlarla başarıya gidilmez diye. Bir tanesi küme düşürdü voleybolu. Bayağı şey. Orada Umut Şenol isimli şahıs Altunizade'de Ahmet Nurçebi'nin ofisinde toplantıda Alper Bahadır troll, Fikret Orman'ı trollü demişti. İtiraz ettiğim için bunlara. Ahmet Nurçebi'ye yakın olduğum halde. Bayağı sıkıntılar yaşadım onlarla. Hatta Ahmet Nurçebi seçildi. Ben bir hafta sonra istifa yazdım. İlk seçimden başladım. İkinci seçimde seçim günü istifa yazdım. Abi şimdi dönüp dolaşıyoruz. Şimdi yeni adaylarla ilgili de böyle isimler görüyorum. Tamam mı? Sakıncalı. Şimdi bunu söyleyeceğim bu ortamda. Bu sefer de diyecekler ki bu yeni adaya karşı şey yapıyor. Hayır abi. Biz camia olarak yandaş istemiyoruz. Yancı istemiyoruz. Yalaka istemiyoruz. Yalaka muhabir istemiyoruz. Abi şu ortamda mükemmel bir kadro kurup şu seçimi kazanabilirsiniz ya doğru insanlarla. Biz neden yandaş, yancı ayıklamak zorundayız? Ahmet gidecek, Mehmet gidecek, Mehmet gidecek, Hasan gelecek. Ben yandaş, yancı istemiyorum. İstemiyorum abi. Ben iş yapan adam istiyorum oraya. Gerekiyorsa Ahmet Nurçebi'nin listesinde mi iş yapan adam var? Onu al. Fikret Orman'ın listesinde mi iş yapan adam var? Onu al. Seba'nın döneminden var? Onu al. Ama sadece iş yapan adamlarla birleşebilirsiniz bu camia için. Ama abi öyle öyle isimler, öyle öyle şeyler ki bu camianın kaderi değişmez ki bu isimlerle. Hep aynı isimler etrafında dönüyoruz biz. Bilmiyorum ben hiç parlak bir yani siz herkes şeyde bunlar gidecek çok parlak işler falan. Bende o yok yani şu an. Şu an yok. Bambaşka şeyler konuşulur. Bambaşka isimler bağlanır. Bambaşka isimlerle anlaşılır. Okey. Ben kusura bakmasın kimse. İlk önce isim isim konuşacağım zaman gelince. Beşiktaş UEFA'ya şikayet eden adam, mektup yazan adamı ben oralarda görmek istemiyorum. Yeni gelecekler için diyorum. Beşiktaş kulübü UEFA'ya şikayet eden adamı orada görmem ben. Birinci günden istifa çağrısına başlarız. Çünkü olmayacağı belli. Tertemiz isimler istiyoruz. Tertemiz. Bak tertemiz.
şeye gelelim, maça. Abi, ben bu takımın şampiyon olmayacağını 4 Eylül'de yazdığımda Umut Şenol, Beşiktaş öncesine ondan gidiyoruz bugün. Beni düşman ilan edip şampiyon olacağız, göreceksiniz. Dostlarımız buna karşı susuyor. Bir de hedef gösterme tweet atmış. Dostlarımız Ali İzzet Begoviç'in bir şeyinden, sözünden alıntı yapmış. Dostlarımız susuyor. Düşmanlarımızın sözünü görüyoruz da dostlarımız susuyor. Yani bana karşı dostları susuyormuş. Abi, bunun olmayacağını sadece ben değil, buradaki binlerce insan söyledi. Siz bile bile lades dediniz. Bir de para harcadınız üzerine. Bak, bir de para harcadınız. Bu paralar da boşa. Bundan sonra yani seçim var, aday olmayı düşünen varsa bu yönetimde veya gelecek yönetimde. Şimdi Emre Koca da bu işin muhataplarından biri. Ahmet Uçevi de muhataplarından biri. Doğru mudur? Doğrudur. Yani Emre Bey, Boğa Güreşi'ne gittin. Oraya gittin, buraya gittin. Tamam, eyvallah. Doğru, yaptın. Sen sorumlusun futbol şubesi olarak. Ahmet Nurçevi de Ceyhun'u getirmekle bu transferle ona vermek de sorumlu. Başkan ve futbol şubesi sorumludur bu işten. Gidip handbol şubesi sorumlu olmaz. Tamam abi. Bu aday mı oluyorsunuz siz? Çıkacak aday mı olacaksınız? Abi, alalım oradan biz. Koyun masaya abi parayı. Bu işi bir temizleyin. Ya böyle bedava, böyle adaylık kazanım yok. Bu işi temizleyin. Siz aday olduğunuz bir hafta sonra bu taraftar gene bağıracak. Haklı bağıracak. Ben yeniden de bu kavgalara da girmek istemiyorum. Ne aile huzurumuz kalıyor, ne bilmem ne kalıyor. Saçma sapan tacizlere uğruyoruz. Bak, saçma sapan tacizlere uğruyoruz. Koyun abi 50 milyon euro o zaman. Şu adamların hepsini satın. Bize de 3 tane yıldız alın, görelim. Bana gelecek adam böyle gelsin. Bak, bana gelecek adam böyle gelsin. Geçen Galatasaray izliyoruz, iyi oynadılar falan. Evet. Ya biz de o seviyeydik. Ama bak, Beşiktaş camiası bugünleri hak etti kardeşim. Bakın, Galatasaray maçına bakıyor musunuz? Galatasaray bir top oynuyor. Yani bir yatırım yapmış ve çok pahalı yatırım yaptı. Yani belki ödeyemeyecek paraları, belki ödeyecek. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi oynarken bu Twitter'ın yarısı hırsız yazıyordu yönetime. Hırsız yazıyordu. Flöt ne diyorlar? Flöt mü diyorlar? Sayfa sayfa. Mali durum öyle, öyle batacağız, öyle gideceğiz, bittik, şey yaptık. Kim Beşiktaş'a yatırım yapıyorsa çatır çatır vuruluyordu. Çatır çatır. Bu seviyeye Hasan Arat mı bizi getirecek? İnanın bana, Hasan Arat bizi bu seviyeye getirsin, 6 ay içinde inanılmaz yıpranacak. Bu Beşiktaş'taki bu iş dinamikler asla rahat bırakmaz abi insanlar. Bak, asla rahat bırakmaz. Bunlarla abi muhabirler, şu an bakıyorum tweetlere. Lan, bu takım sizin eseriniz. Şudur, budur. Gürleri, Sercan'ı vesaire tweet at. Ulan siz bu takım iyi diyordunuz yayınlarda. Gruptan rahat çıkar, onu yapar, bunu yapar. Ulan bu taraftar bu şeye şikayet ediyordu. Bu transferlerden. Gürler Efendi alıyordu. Beşiktaş en çok isabetli şut çeken takım. Bir de taraftar X yapmış Twitter'ı yeni adıyla. X ama transfer. Dalga geçiyordu. Lan bu mobiler Beşiktaş taraftarıyla dalga geçti. Şimdi utanmadan taraftarın hakkını savunmaya kalkıyorlar. Siz kimsiniz? Öbürleri. Fırat Güner. YouTube kitlesi şöyle kitle. Twitter'da her şey isyan var. Herkese taciz var. YouTube kitlesi de ne oldu şimdi Twitter'dan Space Odası'na çıkıyorsun? Space Odası'na çıkıyorsun. Hani YouTube kitlesi Twitter'ı görse? Para gelince kitle fark etmiyor kardeş sizin için. Beşiktaş'tan daha önce renkli takımlarla alakası olan muhabirler, yandaş, yalaka, haber almak için bu taraftarı satan muhabirleri hiçbirini Hasan Arat alacaksa biz kabul etmiyoruz abi. Biz kabul etmiyoruz. Biz de açacağız şey. Dijital platform. Her türlü savaşırız. Bak, her türlü savaşırız. Ertan, hoş geldin. Hoş bulduk abi. İyi akşamlar herkese. Bakın arkadaşlar, ısrarla söylüyorum. Yancı, yalaka, yandaş muhabir, renkli muhabir. Fenerbahçe TV'den çıkma muhabiri ben istemiyorum Fırat Güner. Gökmen Özcan, Galatasaraylı Beşiktaş istemiyorum. İsmail Er, Orhan Yıldırım, bu devir bitecek. Beşiktaş'ta yönetim yenileniyor. Bunlar burada.
Sesim geliyor mu abi? Yok. Geliyor. Yani şu gelinen nokta o kadar çok netti ki. Net yani. Hani çarşambadan sonra perşembe gelecek ya. Biliyoruz yani bu net değişmez. Aynı şekilde. Burada yazın yalvardık. Transferlerde kötü gidiliyor. Kötü transferler yapılıyor. Yapmayın diye. Biz bu sohbet odasında geçen sezon ben çok iyi hatırlıyorum şunu söyledim. Bu kadro korunursa bir sağlam stoper. Net ama bak sağlam stoper. Mesela Davinson Sanchez çok iyi stoper. Mesela Bekao çok iyi stoper. Bu tarz. Bir tane sağlam 10 numara. Artık Talişka mı olur, Şimanski mi olur, kim olursa. Bir tane sağlam kanat. 3 tane nokta böyle top class ama. Talişka gelirse mesela hayır der misin? Gözün kapalı evet dersin. O tarz. 3 transferle Beşiktaş şampiyonluğun favorisi olur. Ben de varım der diyorduk. O noktadan bu noktaya çok bir süre geçmedi. Mayıs, Haziran, Temmuz 4 ay geçti. 11 transfer yapıldı. Beşiktaş lige de Avrupa'ya da havlu attı. Avrupa'da bu takımın gruptan çıkma gücü falan yok. Bodo gelin burada da yener Beşiktaş'ı. Doğruları konuşmak lazım. Ben doğruları konuştuğum için çok yönetim beni sevmez ama onların şeyinde çok değilim ben. Doğruları konuştuğum, çok yanaşmadığım için, çok yalakalık yapmadığım için. Ama yazın bas bas bağırdık burada. Yazık oluyor bu transferler, yanlış transferler dedik. Bu kadar paralar verilmez dedik. Geldiğim noktada ben gururla şunu söyleyebiliyorum. Ben haklı çıktım. Çünkü şöyle, ben en başından beri tavrım her zaman aynı oldu. Ben netim yani. Ben net düz bir insanım. Ben atıyorum iyi konuşup 3 gün sonra kötü konuşan veya kötü konuşup 3 gün sonra net konuşan bir insan değilim. Ben net bir tavır sergilediğim için ve doğruları her zaman söylediğim, çıkarıma göre, yalakalık durumuma göre şey yapmadığım için o yüzden rahatım. Bunu da gururla söyleyebiliyorum. Ben boşuna söylemedim, boşuna yırtınmadım zamanında kendimi. Haklı çıktım, haklı çıkmak istemezdim ama şu ortamda haklı çıkmanın gururunda yaşıyorum açıkçası. Çünkü doğruları söylemek her zaman iyi. Yani çok fazla böyle siyahla beyaz böyle çok karışık olmak bana göre değil çünkü. Hani ben böyle birilerine yaranayım, o yöneticiye yaranayım diye ben onu hiçbir zaman o tarz bir şey yapmadım. Her şey belli yani. Bu takımdan hiçbir şey olmaz. Sen diyorsun ki 3 tane dünya starı falan yazın. Bak ben sana söyleyeyim. Acilen gelecek senenin planlaması yapılsın. Yazın Ocak'ta falan transfer yapmasın bu takım. Ocak'ta hiçbir transferde ben Ocak için demedim. Ha, o olur. Hayır. Bu felaket enkazı kulüp ödememeli. Bu yöneticiler bu sorumluluğu almalı. Hani parasal enkazı, parayı yani ben şimdi Amartya'nın parasını benim kulübüm ödeyecek. Evet. Beşiktaş'ın ben hesapladım o gün. 20 milyon euroya yakın işte transferlerden bonservis 17-18 yıllıkta 18-20 milyon euro sadece 40 milyon euro bir senelik maliyeti. İkinci sene paraları yok. 40 milyon euro 1 milyar 200 bin TL yapıyor. Beşiktaş'ın her parası değerli. Bunu buradaki yöneticiler kimse hepsi 5'er milyon euro, 10'ar milyon euro artık neyse bence koyması lazım. Yani devre arası şimdi 9 hafta geçmiş. Puan farkı 11. Avrupa'da yoksun. Sen şimdi devre arası zaten sıkıntılı bir ara. Devre arası çok iyi oyuncu bulmak her zaman kolay değil. Sen şimdi bu oyuncuları ne yapacaksın mesela? Bu Rebic'i ne yapacaksın mesela? Mesela bu Rebic ne olacak abi? 2 sene 2,5 milyon euro, 5 milyon euro para verdin. Bu Amartya ne olacak abi? 2+1 yıl. Necip Uysal'ın daha iyi oynadığı bir yeni transfer. Bu kadar kötü bir stoper olur mu ya? Ya küme düşmüş Leicester City'den küme düşmüş. Ya vallahi bak başka bir şey var bu işte. Bak şuradaki konuşmacıları transfer komitesinin başına getirsek 6 tane adamı yemin ederim bize 40 milyon euro bütçe verseler vallahi billahi tillahi 10 transferden 6'sını tuttururduk. Yemin ederim tuttururduk. Bak tutturamayayım vallahi billahi boğazdan kendimi aşağı atacağım. Bu kadar zor değil ya Avrupa'dan futbolu takip etmek. Sen şu anda 10'da kaç görüyorsun? 10'da kaç görüyorsun? 10'da sayalım. Amartya çöp. Erik Bailly çöp.
sakat, ne yapayım ben? Bir maç oynadı sakat, ben ne yapayım öyle oyuncuyu? Ben de oynarım öyle, bir maç oynayayım. Bahtiyar 5 etmez. Mavi kartı var, her yerde oynuyor. Ama 1,5-2 milyon euroya alsan ses etmezdim. O yüzden Bahtiyar da benim süzgecimden geçirdiğinde maliyet ve verim açısından çöp hani geçmez yani. Ben 4,5 milyon euro... Tadiç alıyor. O parayı Tadiç alındı abi. Geçmez. 4,5 milyon euro geçmez. Rebic çöp. Ox çöp. Ona çöp. 5. Ox State 6. Rashica İdare eder olarak bakılabilir. Ama böyle takım da kötü olduğu için belki Rashica hani geçen sene Galatasaray'da makine gibiydi. Takım çok kötü olduğu için. Rashica %75 geçiyor. Tam bir geçmiyor. Hadi geç onu. Onu geçirdim. Alınır. Evet, alınır. Onun dışında başka? Başka kim aldık? Tayfur'u aldın. Gençleri aldık. Yerli işte. Oyuncu diye. Ha. Emre Can'ı aldın. Hadi o yatırım olarak alınır. Aldın. Onun dışında yani yaptığın transferler genelde çok kötü transferler. Abi Emre Can'ı bu kulübe ısrarla aldırtan adam. Bak ısrarla aldırtan adam. Sonra şu an ben dönüyor. Ben Asanarsız destekliyorum diyor. O zaman abi senin dediğin yapıldı abi. Yani bu kadar nasıl transfer. Bir şey artık Şenol Hoca mı istedi, sportif direktör mü istedi, başkan mı istedi orada? Gerçi ben başkanım. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak Murat Sancak çok büyük başkan. Bak Murat Sancak hocaya falan sormadan Fikret Başkan da böyle mizacı vardı. Böyle bir tavrı vardı. Ya hoca bak Şenol Hoca'ya mesela atıyorum hoca gidiyor abi. Hoca kötü Sergen Yalçın gitti bak. Bak kim bir başkan bence hocaya endeksi transfer iyi transfer yapan adam hoca şimdi Adana Demirspor'un yaptığı transferler kötü transfer mi? Clivert hangisine laf edebilir? Nihan kaldın. Türkiye'de iş yapar. Balotelli'ye yedek forvet aldın. İstemeyecek mi Clivert? Ya bir kulüpte ben mesela Fikret Orman döneminde, Fikret Başkan döneminde kendi yapıyordu. Biz biliyorduk. Kendi yapar, hocaya sunardı. O alırdı. Ya bir takımda hocaya endeksi transfer yapmak da sıkıntılı. Bak hocanın mesela atıyorum bir tane iki tane artık ben şey yapmıyorum. Hani hoca yaptı, yönetim yaptı. O kafada değilim. Kim yaptıysa tebrik etmek lazım. Bu kadar kötü transferleri getirdikleri için gerçekten Oscar ödülü falan vermek lazım. Yani dünyada 50 bin tane stoper oyuncu varken Leicester'dan küme düşmüş bir çöp oyuncuyu almak bence çok saçma abi. 1 milyon 900 bin euro yıllık maaş, 300 bin euro imza parası. Ya Premier League'den düşmüş zaten. Yeni mesela Luton niye almadı abi Amartey'i? Mesela Sheffield United niye Amartey'i almadı abi? Ha, onlar çok şey, biz mi akıllıyız yani? Mesela Leicester'da Fayez vardı. İstediler onu. O Belçika milli takımda da oynuyor. Diğer bir tane daha stoper vardı. O da başka bir yere gitti. Mesela niye bir Amartey kaldı sadece Türkiye'ye? Yani verdin. Leicester'daki, ya abi öyle bakma. Leicester'daki diğer stoper Manchester'a gitti 36-37 yaşında Evans. Ya o değil. Sen... Bak basit denk. Ya derbide Afrika Kupası var. Afrika Kupası var. Beşiktaş o golü yemezdi abi bak. Ertan beni duyuyor musun? Ertan evet. Beni duyuyor musun? Afrika Kupası var. 6 maç kaçıracaklar. Bütün stoperlerin Afrikalı. Ya bunu bir Fenerbahçeli Galatasaraylı sportif direktör getir o yapar zaten sen değil. O yapar yani. Der ki biz yarışta olsak zaten Afrika Kupası zamanı yarıştan kopacaktı. Evet. Çok burada bak taraftarlarla inatlaşmak da iyi bir şey değil. İletişimi de yönetemediler. Taraftarlar bak Beşiktaş'ın ya abi bak bunu bak Fenerbahçeli birisini getirsen transfer komitesine yemin ederim bu kadar kötü yapmazdı. Bak taraftarlar burada Afrika Kupası var. Bu kadar Afrikalı'nın bu takımda işi yok diye yırtındı. Bak yırtındı. Bak ben iddia ediyorum Galatasaray'la bir transfer komitesi mesela Erden Timur'u getirsen Beşiktaş transfer komitesinin başına bu kadar vurdum duymaz davranıp belli olur taraftar belli olur istemiyorken abi. Bu kadar Afrikalı futbolcuların ve sakatlık geçmişi sıkıntılı olan futbolcuların üstüne gitmezdi. Bak Fenerbahçe'den Ali bak Kutu bir şey söyleyeyim şuradan o Galatasaray fenomenlerden Ali Samiyan isimli beledi getir oraya. Ulan ben bu kadar yapmayayım.
suikast yaptığım belli olur diye bu kadar yapmaz. Ya sen Amartya'yı getiriyorsun. Bu kadar yapmaz yani. Derbi sonrası Beşiktaş'ta keşke Necip Uysal oynasaydı diyorduk. Yani Amartya yerine... Abi bak benim kulağıma dedikodular, tamam mı? Tekrar konuşalım hadi. Bir kere Ahmet Nurşevi'nin sıkıntısı, çok büyük sıkıntı var. Buraya birini getiriyor, tamam mı? Sarılıyor, bırakmıyor. Kardeşim bu adam kim? Ne iş yapar? Ne yapmış daha önce? Önder Karavelli'ye bile benim hocam yani bu sen tatlı sözler, bal dudak, tatlı basın toplantı tatlı sözlerle bu profesyonel işler dönmüyor. Sen Önder Karavelli'ye böyle yapıştın, Valerian'a yapıştın, Ceyhun Kazancı'ya yapıştın. Bunlar bu işi biliyor. Bak perişan oldu bu kulüp. Mesela buraya getirdiğin liyakatsiz. Şimdi bu oyuncuları senin bulmadığını biz biliyoruz. Tamam. Sensin sorumlu. Sen getirdin. Dedik ki sana. Bu adam bu işi bilmiyor. Bu adam sirkülasyon yapacak. Ben Alper Bahadır olarak Konya maçından öncesi Atiba'nın son maçı dikildim. Ne dedim? Yüzlerine. 3 tane red not gelmezse en fazla 4 transfer. Bakın sirkülasyon yapacaklar. Daha önce Serdar Saatçı'yı oradan çıkardılar. Sudan sebeplerle. Beşiktaş taraftarı da zeki bir taraftar değil, kusura bakmasın. Serdar Saatçı'yı orada kadro dışı bıraktıklarında tek tweet atan insanlardan biri benim. Altyapıdan gelen çocuğu yiyorlar, bu kadar basit yenmemeli diye. Ne oldu? Serdar Saatçı o. Braga'da direl. Uçak bileti önceden almış. Şu oynuyor. Bak bir dakika. Olay o değil. Oradan yerli stopere çıkaracaksın ki sirkülasyon olacak. Ne alacaksın? Emirhan Topçu'yu alacaksın Rize'den. Çünkü bir yerli stoper giden yerli stoper ihtiyacı olacak. Alan açıyorlar. Emirhan Topçu hop çıkıyor oradan. Yerine Kerem Atakan Keskin. Buna bir sene önce uyandığım için burada aynı şeyi yaşamayalım diye. Bakın sakın 5-10 oyuncu almaya gitmeyin. Bu takım hazır. Bu takım böyle 3 veya en fazla 4 oyuncu ama kaliteli oyuncu alın. Bir şampiyonla oynarız dedim. Ben bunu Konya maçı günü söyledim. Geçen seneki sezon son maçı. Ahmet Nurşevi bunu biliyor söylediğimi. Kendisi biliyor. Kendisine de söyledim. Şimdi şurada konu budur. Adamlar inanılmaz sirkülasyon yaptı. Abi Abubakar geliyor. Daha önce Beşiktaş 2 defa transfer olmuş Abubakar. Bak 2 defa transfer olmuş. 3. gelişinde hiç daha önce Abubakar'ın tanımadığı bir adam üzerinden geliyor. Galatasaray liseli bir Galatasaraylı üzerinden geliyor. Bilin bakalım kimin sınıf arkadaşı? Peki ben sana soru sorayım. Buraya abi. Gelen, bugün... bir dakika. Üç isim vereceğim bir dakika. Üç isim vereceğim. Amartey, Onana. Bilin bakalım kimin eski ortağı veya kimin yine Galatasaray liseli sınıf arkadaşı? Bilin bakalım. Ha Emre Koca da. Ben biliyorum Emre Koca. Emre Koca daha günahım kadar sen. Bilirsiniz yani yazımda. Emre Koca da bu adamla bu sportif direktörle anlaşamadı. Ve bu işleri bazılarını engel Amartya'ya, Oks'a falan engel olmaya da çalıştı. Ben bunu biliyorum o zamanlardan. Konuşmalarımızdan da biliyorum. Ama abi sen bu koltuktasın. Tamam mı? Ahmet Nurşevi dinleyemiyor diye bir şey yok. O zaman ne yapacaksın? Ben sana herhangi... şeklimi yapayım mı? Bana dedi ki Oks'u bekletiyorum. Kendi cümlesidir bu. Şu Ruslan'ı ikna etmeye çalış. Yenge de işiyle konuşsun. Şu Oks'u almayalım dedi. Bana bunu emretti. İstemedi Oks'u. Kendisi İstemedi. Telefonda söyledi. 3 gün getirdiler adamı burada. Ağırladılar. Emre Koca da engelledi. Bak her şeyi Emre Koca da engelledi. İmza atmak istemiyordu Oks'a. Tamam bak 2-3. Çünkü Amartya'yı Oks'u falan filan. Çünkü burada... Biz şimdi bak bir şey söyleyeceğim. Bizim en büyük felaketimiz burada. Ceyhun Kazancı. Onu oraya getiren kim? Başkan sorumlu. Bak başarıdan da şampiyonluktan da başkan sorumludur. Fikret Orman dönem vesaire. Bundan da başkan sorumlu. Oraya getirmeyeceksin abi. Eğer abi bakın, senin söylediğin adam, gibi olduysa ben Ceyhun Kazancı'yı tebrik ediyorum. Benim söylediğim gibi oldu. Tamam tebrik ediyorum. Ben de ediyorum. Helal olsun. Ceyhun Kazancı eğer Beşiktaş kulübünde Başkan Ahmet Nurşevi varken, Türkiye'nin sayılı teknik direktörlerinden birisi Şenol Güneş varken, kendi kafasına göre transfer yaptıysa helal olsun. Ya bir şey söyleyeceğim. Bak Bulyankon'un iptal süreci. Ben buna inanmıyorum ama. Transferleri de çıkacak. Ben buna inanmıyorum.
Ya isterin. O zaman sen gazetecisin, çıkaracaksın bana Abubakar kimin çocukluk arkadaşından geldi. Hayır. Çıkaracaksın, getireceksin. Ben şu var. Bir dakika. Neye inanmıyorsun kardeşim? Mantık olarak inanamıyorum abi. Yani şundan dolayı inanamıyorum. Bir dakika kardeşim. Ya benim sesimi yükselttirme. Bir dakika. Sana diyorum ki burada. Ahmet Nurçevi'nin çocukluk arkadaşı değil Galatasaray Liseli. Ben diyorum ki iki kere bu kulübe gelmiş adam. Tamam. Üçüncü defa niye ben adamın üzerinden geliyorum? Sen benim patronumsun değil mi abi? Evet. Ya diyorum ki sorumlu Ahmet Nurçevi. Abi burada bak sen benim sen bir işverensin. Ben senin müdürünüm. Sen de benim patronumsun. Ya adam söylüyor işte. Ben senden haber al, habersiz bir şekilde iş yerinde ne yapabilirim abi ya? Yani burada bu iş... Bak sen anlamıyorsun ya Ersan benim dediğimi. Ya abi ben Şenol Güneş ve... Habersiz diye bir şey yok abi ya. Bu adam bu işi bilmiyor kardeşim. Siz bunu anlamadınız mı? Tamam bak Valerian İsmail döneminde söylesen... Tamam mı ben de diyorum ki... Hoca çünkü kendi getirdi. Tamam. Şenol Güneş dönemindeki işleri anlayamam. Ertan sen bu odaya bana Şenol Güneş anlaşın dedi sonra da Amartya'yı bekletti demedin mi? Evet. Lianco vardı. Tamam işte Lianco kardeşim. Lianco olmayınca evet, sakat Lianco çıkınca vardı. Amartya geldi. Tamam adam sakat çıkmadı işte Lianco orada operasyon. Lianco işini kim duyurdu Ertan? Ben biliyordum. Sakat bir gün önceden biliyordum yazmadım. Tamam kim duyurdu? Ceyhun kime sipariş etti? İsim vereyim mi? Ben ona sorduğumda lütfen yazmazsan sevinirim dedi bana. Tamam Ceyhun bunu Yas Sabuncuoğlu'na verdi. Yas Sabuncuoğlu gelsin inkar etsin bunu hadi. Onu bilmiyorum. Ben biliyordum sordum. Hani ameliyat oluyordu? Ya abi bu bak bir şey söyleyeceğim. Beşiktaş her yerden operasyon yapıldı. Buraya işte, saçma sapan adamları doldurdular. O zaman bizim Şenol Güneş konusunda beklediğimiz o kafamızda kurduğumuz çok güçlü imaj diye bir şey kalmamış. Ben mantık olarak yürüttüğümde bak şuna imkan vermek istemiyorum. Ya bir şey söyleyeceğim kardeşim. Beyli gelmeden önce de son haftaya kadar Davinson Sanchez geleceğini bir zannediyordu bu adam. O zaman ben de söyleyeyim yani. Abi bak mesaj var bizim elimizde. Davinson Sanchez istedik. Ya abi bak bu işleri size söyleyenler Şenol'dan duydun mu? Abi Şenol Hoca'nın menajerinden duydum. Daha ne olabilir yani? Ya abi kardeşim Davinson Sanchez yoksa elde o kalıyor. Tamam ben de diyorum ki 3 hafta önce ben ilk Erik Bailly işini yaptığımda ben Şenol Hoca'nın menajerinden duydum. İstediği oyuncu ısrarla Erik Bailly diye. Halletmeye çalışıyoruz, uğraşıyoruz dedi. Öyle bir şey yok. Adamın kendi menajeri abi ismini vereyim şimdi. Telefon kayıtları. Ben biliyorum öyle bir şey yok. Hayır birinci hedef o değil. Ben biliyorum. Abi birinci hedef, ikinci hedef. Şenol Güneş'in olduğu yerde Şenol Hoca'nın onayı olmadan bak ben Şenol Hoca'yı kafamda çok belki de bak büyük gördüğüm için yakıştıramıyorum. Şenol Güneş'in Fatih Terim'in olduğu yerde bu hocalardan habersiz bir şekilde bu hocaların onayı olmadan bir transfer kimse yapamaz. Bence yapamaz yani. Hani eğer Şenol Hoca'nın olduğu yerde bir sportif direktör kafasına göre oyuncu getiriyorsa bir Şenol Hoca'nın o an çıkıp istifa etmesi gerekiyor. İki istifa etmiyorsa oyunculara onay verdiğini gösterir. Etti ama bir şey diyeceğim. Ya tamam abi o zaman tam yönetim kusursuz. Hayır. Şenol Güneş'te şu kapatalım. Hayır yönetim de kusursuz değil. Kapatalım ben abi. Ben sadece başkan ve hocanın olduğu yerde bir sportif direktörün kafasına göre iş yapabileceğine ihtimal vermiyorum. Yani orada... Abi tamam sportif direktör suçsuz. Mükemmel işler yaptı. Mükemmel oyuncular getirdi. Suçsuz tamam, demiyorum. Kardeşim. Benim mantığım uymuyor. Yani bir sportif direktör Şenol Güneş'in olduğu yerde kafasına göre transfer yapıyorsa Beşiktaş Dingo'nun ağrına dönmüş. Kafasına göre değil kardeşim. Bak ben böyle bir cümle kurmadım. Sakat diye Lianco'yu servis edersen, Ahmet Nurçebi'yi sakat diye ikna edersen, abi doktor, alınmış tamam, Ramos'u, alınmış abi? Ramos'u, abi, alınmış Ramos'u, abi, alınmış Ramos'u, yok. Bak, alınmış bir dedik. Ertan sen konuş ben susayım o zaman bak hiçbir bok bildiğiniz yok bu camiada. Ya abi. Beni bir yükselteceksin her şeyi burada açıklayacağım sonra kalkamayacak ben kimse altından. Ben de sana şunu söylüyorum. Tamam mı kardeşim Yunanistan'da Ahmet Nurçebi'yi Ramos iptal olsun diye kimin aradığını da burada söylemek istemiyorum herkese tamam. Dokunur ucu. Bunu cevabını verir. Tamam mı? Şenol Güneş doktor dedin ya abi. Bir dakika. Alınmış bitmiş Ramos, alınmış bitmiş Lianco iptal ediliyor. Elimizde geliyorlar. Bailly var, Bailly'yi alalım. Tamam. Amartya. Ondan sonra Şenol Güneş suçlu. Tamam ben de şunu bana desene Şenol Güneş. Bir dakika kardeşim ben konuşacağım. Şenol Güneş Ramos'u
veto etti. Bianco'yu veto etti. Amartya'yı da mı istedi de böyle konuşuyorsun burada? Tamam, ben de sana şunu söyleyeyim. Bin bir şeyle bak, kendi istedikleri bin bir şeyle bitmişti. Anlatamayacaksın. Sen az önce bir şey adamın, ki, adamın onay doktor, verdiği bin bir şeyle adamın onay verdiği transferleri tamam. Bin bir şeyle adamın onay verdiği transferleri iptal edip elimizde bunlar vardı tamam. Dedi. Bu kadar. Niye o zaman bir dakika Malinovski'ye veto mu etti lan Şenol Güneş? Veto mu etti Malinovski'ye Oxlade'i alın tamam, dedi. İçin rakamsal kısmı var. E tamam işte. Tamam ben de sana şunu söyleyeyim. Tamam işte. Konusunda az önce bir şey söyledim. Adama diyor ki. Rakam falan yok ya Malinovski'nin ne rakamı var? İlk sene kiralık opsiyonlu. Malinovski Oxlade'den daha az maaş alıyordu. Abi, abi bir şey söyleyeceğim. Diyor ki burada Bailey istiyordu, tamam. Başkasını istemiyordu. Sen daha demin bir şey söyledin. O zaman ben de diyorum ki Lianco'yla Ramos kim abi? Tamam, abi sen daha demin bir şey Lianco'yla söyledin. Lianco'yla Ramos onu kim? Onu tekrarlar mısın? Lianco konusunda başkanı sakat olduğuna dair ikna etti diye bir şey söyledin. Tekrar eder misin onu? Ya ne tamam, fark eder kardeşim? Sakatları şeydir veya pahalı. Ya ben o cümleyi söylesem bir daha abi. Başkanı sakat olduğuna dair ikna etti. De, doğru mu bu? Sen söylüyorsun bunu değil mi abi? Sakatlanabilir. Kardeşim evet, koskoca Beşiktaş başkanı doktora gidip bu işin aslı nedir diye soramıyor mu? Bu kadar mı? Ben ne dedim bu cümlemin başına? Bak Ertan odanın bak var ya bak. Güzel içine ediyorsun. Etmiyorum ben abi. Ben burada cümlenin başında. Aynı fikirde ben burada bu cümleni bu. Sen aynı fikirde değilsin çünkü dinlemem oyun var. Liyakatsiz. Götü başı oynayan adamları alıp buraya getirmenin sorumlusu Ahmet Nurşevi'dir evet. Diyen benim. Bak tamam. Bu cümlenin başında. Bu adamların lafına Önder Karavelli'ye sarıldığı gibi sarıldığı için her şey perişan oldu dedim. Bak bu cümleleri dinleyin. Tamam ben de aynı fikirdeyim. Dinleyin dinlemiyorsunuz sende. İnsanı çığırından çıkartıyorsunuz. Tamam, ben de aynı fikirdeyim. Diyorum ki sana Ceyhun'u bir bok zannetti. Onun her dediğine uydu anamız ağladı. Dinlemeseydi Ceyhun'u bana. Bak ben daha ben diyorum ki bana burada diyorsunuz ki evet ama işte saçma hayır, sapan. Hayır sen bana diyorsun ki Ceyhun'u burada diyorsunuz ki vallahi odayı kapatacağım. Burada diyorsun ki bana Şenol Güneş oldu olmaz. Şenol Güneş Ramos'a veto mu etti? Roberto Pereira'yı veto mu etti? Malinovski'yi veto mu etti? Bir dakika sesimi kesme. Tamam mı? Lianco'yu veto mu etti? Adamın alınmasını istediği oyuncuların birçoğunu bir çeşitli bahanelerle alamıyoruz. Bunları alabiliyoruz dendi. Tamam. Getirdiler Davinson Sanchez Berik Bey'le. Tamam. Davinson Sanchez'in menajeri de biz iyi tanıyoruz. Davinson Sanchez'e onay verdi Erik Bailey'e değil. Onu da alamadılar. En son hafta elinde Erik Bailey kaldı da aldılar. Ne zaman geldi Erik Bailey? Ertan. Ondan önce 3 tane stoperle anlaştın sen. Alamadın. Tamam ben de sana... Ve bana burada çıkıp da bu odada 6000 kişi önünde Şenol Güneş'in olduğu yerde bu işler olmaz demeyeceksin. Adam zaten İstanbul'a getirtmiş olmamış. Öbürü İspanya'ya gidiyor. Çocuk uçak ayarlıyor. Peki olmuyor. Abi o zaman mesela şu an İngiltere'ye gidiyor. Şenol, bak ben suçlamıyorum. Bak ben seninle aynı fikirdim. Kardeşim istersen suçla ben, fark ben sana etmez. Hayal satıyorlar size. Mesela Şenol Hoca çıkıp ben bu transferleri istemedim. Benim istediğim oyuncular alınmadı. Şenol Güneş şu an istifa etti. Kardeşim iki yenilgiyle istifa etti. Hayır öyle değil. Şenol Güneş istifa etti. Bir açıklama yapıp yapmaması senin keyfine göre değil. Abi Şenol Güneş bu işi beceremedi, sorumluluğu aldı. Abi iş işten geçtikten sonrası diye bir şey yok. İş işten geçtikten sonra bir şey yok. Biz de iş işten geçmesin diye burada bas bas bağırınırken bazı gazeteciler de çıkıp Şenol Hoca aldırmıyor. İyisini buluyor. Ya ben Şenol Hoca aldırmıyor diye yayınlar yaptılar. Ben şunu diyorum sadece. Ben Şenol Hoca'nın şu açıklamasını biliyorum. Bak şu açıklamasını biliyorum ben hocanın. Yönetim transferlerde elinden geleni yapıyor. Destek olmamız lazım dedi. Doğru mu bu açıklama? Çalıştı. Ertan ben senin konuyu nereye çekmeye çalıştım biliyorum. Vallahi bir yere çekmiyorum. Konuyu kapatıyorum. Vallahi tamam konuyu kapatalım. Yok kapatıyorum. Ben de şunu İstifa etmiş gitmiş başarısızlığı kabul etmiş adamı burada tartışıyorsunuz. Hayır. Tamam abi ben kapatıyorum. Ben diyorum ki. Ya ben de diyorum ki doğru zamanda açıklama yapsaydı. Bu tavrınız. O zaman biz... Ya kardeşim adamın İstanbul'a getirdiği açıklama yapar veya yapmaz. Yapmazsa ben nereden bileceğim olay benim vermediğini. Bu İstanbul'a bir oyuncu indi. Sakat diye alınmadı farkında mısınız? Tamam, siz adam oynuyor. Doktor raporunda bu doktor sadece X kişiye göre bir şekil alıyor. Başkan bu doktorla konuşamıyor. Tamam bunu geçelim. Biz de bunu diyoruz. Bu cümleme böyle başladım. Ertan mesela dinlemem sen yönetici olsan gidersin doktora. Yok ben muhabirlerin tamamında bir zihniyet sorunu olduğunu düşünmeye başladım. Kardeşim ne yöneticisi ne şey. Kabataslı, görevini
göreve verdiği adama kayıtsız şartsız Ahmet Nurçebi'nin sarılması Beşiktaş'ı perişan etmiştir. Bitti konu. Ben seninle kaba taslak aynı fikirdeyim aslında bakıldığında, ama sana şunu sadece son cümle şunu söyleyeceğim. Suçlu o bu demiyorum. Ben sadece başkana yazar kardeşim, cümlemin başında söyledim. Cümlenin başında söyledim, sen hala diyorsun ki acıyım ben. Keşke Şenol Hoca da biz burada bak transferlerde yönetim yanlış yapıyor dediğimizde hoca çıkıp yönetim elinden geleni yapıyor, transferde bir şeyler yapıyor, destek olalım diyeceğine. Ertan bak sana Türkçe anlatıyor. Abi o zaman deseydi ki ben istemedim bu oyuncuları. O adam çalışan. O zaman ben sana bir şey söyleyeceğim. Nereyle çalışıyorsun sen? Hemen eleştirilere başla çalıştığın kurumla ilgili abi. Hemen bir iki bir şey söyleyeyim. Ya benim durumumu yapmayın durum böyle abi. Ya abi o da onun çalışanı, yapmayın gözünü seveyim. Adam çıktı Talişka istedi herkesin içinde ya. Bak bunu diyecektim işte, adam Talişka istedi, bana dedi Afrikalı getirmeyin dedi, hani daha ne desin, getirdikten sonra ben bunları istememiştim, ben ne yapacağım falan derse bu çocuklar nasıl oynar ya, nasıl kardeşim, bende mesaj var, bende mesaj var. Ben söylediği şey şu: Şenol Hoca niye camiada kaos çıkarmadı, niye 10 puan daha aldı oyuncular abi, hiçbir şekilde zaten verim alınamıyordu oyunculardan, bu şekilde komple kendi ipini çekerdi futbolcularda. Çünkü Beşiktaş'ın başında maça çıktı oyuncuları, ben suçlu o demiyorum abi, kaos çıkarmadı ya, sen dedin abi, sadece sen madem böyle bir şey var, bu sezon çöpe gidecekti o zaman, kim aldı Ertan, resmen Şenol Hoca niye kaos çıkarmadı diyorsun sezon başlamadan önce? Abi biraz bir şeyler söylerdi. Ayıp bir şey değil. Abi söyledi ama sen şimdi bu kabullenmiyorsun Ertan. Bana oyuncu getireceğinize Talişka'ya getirin dedi. Bana ya Afrikalı oyuncu istemiyoruz artık da Afrikalı oyuncu. Ya Batuhan abi açık açık adam çıktı. Halil Dervişoğlu'nu bana istiyorum dedi. Alın bana, benim işime yarar o çocuk dedi. Alamadılar. Tadiç'i istedi alamadılar. Malinowski istedi alamadılar. Talişka abi ben de ne yapsın ben bu adam? Bende mesaj var. Şenol Güneş'e atılmış. Pepe, Coutinho, biri daha vardı ya. Kimdi o ya? Üç kişi. Üçü de yok Beşiktaş'ta, anlaştık diye. Son haftaya kadar, son 2-3 haftaya kadar, tamam mı? Bunları alacağız dediği için adam da elinden geleni yapıyor diyor. Ya ben Davinson Sanchez'in Beşiktaş'a adam Afrika'da almayın dedi. Davinson Sanchez de Kolombiyalı. Afrika'da almayan adam gidip Senegal'le Filiş Halli Beyliği mi alır? Afrika'da almayın dedikten sonra adama Emre Kocadağ'ında Davinson Sanchez'e bitiriyoruz demesi de var abi. Bak konuyu anlamıyorsunuz. Niye öyle dedi, niye böyle dedi? Bu adam perde arkasında bir konu konuşuyor. Bu konularda şunu alacağız, bunu alacağız, merak etme hocam diyor. Bu da çıkıyor televizyona diyor ki elinden geleni yapıyor yönetim diyor. Bu televizyonda Afrika'da istemiyorum dedi. Bu televizyonda çıkıp Talişka istiyorum dedi. Sizin hepinizin isteklerini söyledi. Bu adam istifa etti. 5. haftada. Ve bu adam döndü dedi ki istifa ederken, siz de istifa edin, Beşiktaş'a zarar veriyorsunuz dedi. Bütün bu konularda Şenol Hoca onu yapmadı, bunu yapmadı. İşte bu camia bundan bu halde. Net bundan bu halde. Burada Ahmet bu başarıda başarısızlıkla başkana yazar cümlesini baştan söyledik. Bu Ceyhun'la da ne Ceyhun aşkınız varmış sizin ya? Anasını siktir lan camianın Ceyhun. Bu muhabirlere var ya iki tane böyle şey verdi. Herkes hepiniz ne kadar çok seviyorsunuz. Hayatımda maçın dışında hiç oturmadım. Hiçbir şeyim de yok. Oturmadın. Arkadaşların rakı içiyordun. Ben hiç oturmadım. O bilmiyorum. Ben sadece tamam, birbirleri rakı içiyordu. Ben genel konuşuyorum. Ne Ceyhun aşkıymış ya. Muhabbet. Siz bir şey söyleyeceğim. Başkanla hocanın da suçu var abi. Kusura bakma. Bak bir şey söyleyeceğim. Vallahi sen de kusura bakma kardeşim. Hocanın suçu. Hoca en az suçlu hoca. Hocanın da var abi. Burada herkesin suçu var abi. Hoca en az suçlu. Ya abi bir şey söyleyeceğim. Alsaydınız o abi gelip Malinowski'yi, Ramos'a. Aldırsaydı abi, hoca olarak aldırsaydı abi, ben mi aldıracağım? Ya kusura bakma, tamam. Özür dileriz. Xavi de Messi'yi aldıramadı Barcelona'ya. Aldırsaydı abi, takımın başında hoca var, teknik direktör var, doğru. Sonuçta bir ekibi var. Burada başkan, herkes haklı, herkes suçlu abi Beşiktaş'ta. Vallahi bu taraftar artık uyanık. Öyle birilerinin dediği gibi Tadic'i hoca istemedi, onu istemedi, bunu yapmadı, şöyle yan geldi, öyle böyle. Bu taraftara bunu yemez. Yemez yani. Senin eline fırsat geçmiş. Daha
Abi işte bana şu anda mesaj geldi bir muhabir arkadaştan. Davinson Sanchez'e Emre Koca da konuşup kesinlikle anlaştığını söylemiş yani. Ben de biliyorum. Şu anda da bir başka muhabirden mesaj geldi bana WhatsApp'tan. Ya hocanın oralarda iyisi olacak, iyisi olacak, iyisi olacak dediği adama bir sözler verildi, tutulmadı. Beşinci haftada bıraktı gitti. Yani bir sözün verildiği tarihte sözün tutulup tutulmayacağı belli olmadan adam ne konuşacaktı onu da bilmiyorum Ertan. Abi Davinson Sanchez muhabbi ne zaman anlaşmış? Mesela? Mesela kim aldırmamış o dönem? Onu? Çünkü Ceyhun Kazancı alamadı. Şeyden sonra gitti, ayrıldı. Ceyhun Kazancı başından beri var kardeşim. O Davinson Sanchez muhabbetinde Emre Koca da var. Ceyhun Kazancı da geçen her bokta var Ceyhun Kazancı rahat olsan. Hiç ayıklayamazsınız Ceyhun Kazancı. Ben ayıklı, vallahi ben tebrik ederim. Ben eğer öyleyse helal olsun. Tebrik ederim. Eğer bir Şenol Güneş ve Ahmet Nurçebi'nin olduğu yerde böyle istediği işleri yapıyorsa vallahi büyük adammış. Helal olsun. Neyse Ertan. Bu takım nasıl düzelir abi? Bir daha Ceyhun Kazancı biri gibi getirmeyeceğiz buraya. Rahat ol. Bu takım nasıl düzelir abi? Bu takım düzenmez çünkü Ahmet Nurçebi buraya bir sportif direktör getiriyor. Sportif direktörlük masasında muhabirlere Şenol Güneş'in hoca olmadığını, Cenk Tosun'un santrafor olmadığını anlatıyor. Sonra tabii ki Şenol Güneş göreve geliyor. Bunlar birbirini yiyorlar. Hep birlikte birbirini yiyorlar. Şenol Hoca bir oyuncu istiyor. O oyuncu İstanbul'a getiriliyor. Sonra Fenerbahçeli muhabirlere oyuncunun sakat olduğu sızdırılıyor ama oyuncu sakat değil. Neden? O oyuncu alınmıyor. Sonra kendi istedikleri çocukluk arkadaşından, geçmişte ortaklık yapılmış insanlardan bir Afrikalı arkadaş geliyor ülkeye. Ya işte bak bundan anlaşılıyor. Güzel senaryo. Ya bu kadar anlaşıyoruz. Nasıl olabilir abi ya? Bu doktorları da mı parayla satın aldı? Beşiktaş. Bir şey söyleyeceğim kardeşim. O hastaneye gidip bu adam sakat mı değil mi diye nasıl sorgulamadı? Bak işte ben burada anlaşamıyorum. Kimseyi koruduğum için değil. Öyle değil. Doktorlara değil. Para mı verdi öyle abi? Beşiktaş'ta bir yönetici gidip hastaneye sorar mı? Öyle değil. Bunu hoca çok istiyor tamam. Ama bu çok maliyetli abi. Sayın Başkanım bu çok maliyetli. Biz buna seneye 6-7 milyon euro vermek zorunda kalacağız. Bonservis elinde Premier Lig'de bank oynamış oyuncu var elimizde. Biz bunu alalım. Bu 5-6 milyon euronun altına girmeyelim. Sakatlık riski var diye gönderelim. Ondan sonra sevgili kardeşimiz, spor dijitalin başında kardeşimiz de ameliyat olacak tweet'i atsın. Ki o ameliyat hiçbir zaman olmadı. Bir hafta içinde ameliyat olacak tweet atsın. Bu algıyı biz yönetiriz. Şekli Ertan'cığımız. Kimse rapor bakmıyor. Ahmet Nurçebi para harcamadı. Ahmet Nurçebi dünden atlar. O zaman burada bir başkan zaten dediğimiz gibi suçlu. İki de bu olayda Şenol Hoca istediği futbolcuyu aldıramadığı için Beşiktaş'a o suçlu. Ya Ertan bizim başkan bazen başkan olduğunu unutup yani başkanın kulüpte başkanlık izin veriyordu. Kimseye savunduğum yok ama Alper abinin dediği anlattığına göre burada suçlu tamamen başkan zaten. İkincisi de istediği oyuncuyu Beşiktaş kulübüne aldıramayan Şenol Güneş. Burada en son suçlu bence Ceyhun Kazancı. Vallahi billahi bak mantıklı düşünüyorum sadece. Eğer böyle bir durum olduysa... Tamam kardeşim şu mayızı kapat tamam bak ula çıkacak boşver. Böyle bir şey olduysa... Adamın getirdiği oyuncular ortada tamam mı? Ya işte ben de diyorum adamın ki sana almasaydın niye aldın? Almasaydın... Kardeşim diye. Bak almasaydı biz de bunu diyoruz. Tamam ben de bunu diyorum burada şimdi mesela... Getirmiş burada başkan var hoca var mesela. Ya bu nasıl kabul... Alma o zaman... Mesela niye aldın o zaman sen? Ya sen şurada, ben diyorum ki Galatasaray Lisesi'nden Galatasaray çocukluk arkadaş diyorum. Şimdi bir dakika bile eleştirmedin. Bak bu konuşturma beni. Tamam. Galatasaray bak konuşturma beni ya. Başkan mesela geç tamam abi. Aldırma. Sen başkan değil misin? Madem böyle bir şey var. Senin geç abi başkan tamam bitti konu. Aldırma. Mesela o zaman ben şimdi... Bak Ertan burada, Ertan bak. Ertan kusura bakma bak burada biz başkan mı savunuyoruz? Sen ne anlatıyorsun? Sorumuzu başkandır diye her bak tekrar etmek ya, zorunda kalıyorum. Altı küfür müfür gelir sana keşke yazacağım. Keşke aldırmasalardı. Bu kadar bir insanın tek bir güç olduğu bir kulüp görmedim ben hayatımda. Tek bir güç yok kardeşim. Ahmet Nurçebi anlamaz mı işte? Sen de götür futbolcu orada görevde ol. Ben de oradaki önüne sunulan maliyetlere bakıyor. Bu böyle oyuncu, şu şöyle oyuncu. Yani kusura bakma Tadiç'in nasıl oyunda olduğunu bilmez. Bilmez. Bizim buradaki problemimiz bu adamın bu adamlara güvenmesi. Bunu söyledim başında zaten.
Yanlış adamları getirdi, perişan etti. Başından beri de yanlış adamları getiriyor. Birinci günden beri Beşiktaş şampiyon olmasına rağmen Ahmet Nur Çebi'nin her seçimi hatalı. Yönetici seçimlerinin %70 hatalı. Personel seçimlerinin %90 hatalı. Ben bunu birinci gün söyledim kardeşim. Benim aldığım hak, ben rahatım. Uzattım evimde ayaklarımı, yayın yapıyorum. Ben rahatım. Neden? Arkam sağlam. Beni tanıyan herkes diyecek ki Alper şampiyon olduğumuz gün de söyledi. Ertesi sene de söyledi, ertesi sene de söyledi. Bu adamın problemi, sen diyorsun ki aldırmasaydı. O adam Tadiç'i, Amartya'yı bilmiyor. Zaha'yı bilmiyor. Kim bilmiyor? Hasan Arat da belki. Ahmet Uşibi nereden abi, bilecek? Yani etrafında hiç mi futbolu bilen bir adam? Dursun Özbek bil. Abi işte etrafındaki futbolu bilen adam bunlar diyorum. Bunlara güvende diyorum. Allah Allah ya. Konu bu. Hatalı seçimler. Başından beri o Mesut Urgancılarla Adnan Dalkıran'ları aldığı günde ona söyledim. Erdal Tornoğulları'nı aldığı günde ona söyledim. Bak Erdal Tornoğulları çıkıyor. Diyor ki Atakan'ın röportajında. Gol kalmadım. Pişman değilim. Ben bir avaraj gole şampiyon oldum ya. Pişman değilim diyor. Adamların egoları boyunu aşmış. Abi, senin yüzünden Beşiktaş şampiyon olamayacak. Şu mikrofonunu kapat. Reis, Ertan'a bir soru soracağım. Anlamıyor ya mesela abi. Hiç mi mesela bir başkan... Ertan duyuyor musun? Duyuyorum. İstediği futbolcu izlemez, izletmez mesela. Ben alt liglerde başkanlar aram çok iyi. Yabancı futbolcu öneriyorlar mesela. Başkan hemen 2-3 tane kişiye şey yapıyor. İzletiyor mesela. Başkan da izliyor mesela. Hani... Ertan bir soru soracağım sana kardeşim duyuyorsan. Evet. Şimdi Beşiktaş'ın futbol aklı Ceyhun Kazancı olabilir miydi? Olamaz. Peki Sayın Başkan nasıl bunu Beşiktaş Sportif Direktörlüğü'ne getirdi? Niye getirdi? Niye getirdi? Ben nereden bileyim? Tamam abi? İşte Önder Karaveli de hoca olamaz. Ha. Önder Karaveli de hoca olamaz. Bakın şuraya geleceğim. Şuraya geleceğim reis. Özür dilerim. Ben diyorum ki futbolla herhangi bir uzaktan yakından alakası olmayan birini Beşiktaş gibi 120 yıllık bu ülkenin en büyük kulübünün başına sportif direktör olarak getirirsen mevcut durumun sorumlusu Ceyhun Kazancı değil, Sayın Başkan'dır. Çünkü o bütün evet, her şeyi hazırladı, bütün sevimi o hazırladı. Ben bunu söylüyorum bir saattir, bunu anlatmaya çalışıyorum. Biz de bunu söylüyoruz. Şenol Güneş'in olduğu yer. Biz de bunu söylüyoruz. Sen bunu anlatmaya çalışmıyorsun kardeşim. Kardeşim Şenol Güneş'e veto etti adam. Sürekli altını kazdı. İstediği oyuncuları aldırttırmadı. Biz adamın ekranın önünde söylediği 10 tane olayın bir tanesini çekmişsin. Yönetime destek olun transferle ilgili kısmı. Diğer 9 söylediğini söylemiyorsun burada. Ya hepsini geçtim abi. Bak hepsini geçtim. Dursun Özbek de bilmez futbolcu. Burak Elmas zamanında Getson'u Metson'u kaçırılarından para alıp gidip Morutan'a harcadılar. Liyakatli Erden Timur geldi. İşi bitirdi. Bu iş personeldir. Ondan diyoruz Hasan Arat'a ilk kadro kur. Bu iş başkan da bitmiyor. Bu iş ekip işidir. Ondan abi, diyoruz iyi kadro kurulması burada şart. Burada herkes mutlak. Ya geç Weisskat'a. Ertan şimdi benim canım. Ya en azından işte izlersin de vardı. Aldığın oyuncuyu bir sorarsın sağa sola. Nasıl oyuncu, iyi mi diye bir sorarsın abi. Senin Beşiktaş bildiğin köy takımı gibi yönetiliyor abi o zaman. Başkana istediğin her futbolcuyu aldırma kapasiten var. Böyle bir şey olabilir mi ya? Başkan o zaman mesela İsveç liginde bir tane 28'lik çocuk 10 milyon euro alalım bunu dese alacak o zaman başkan. Tamam güzel kardeşim, bak ben sana sadece şunu söylüyorum. Aylarca Fırat Güner yayın yaptı. Oya Sabuncuoğlu yayın yaptı. Ceyhun Kazancı buluyor. Şenol Hoca veto ediyor, istemiyor. Ben de soruyorum. Bunu Sercan da yazmıştı, onun tweetini abi. Siz Şenol Güneş'in istemediğini nereden biliyorsunuz? Ya Şenol Güneş'te konuşacaksınız bu konuyu ya Ceyhun Kazancı, iki kişi. Birileriyle her türlü haberler. Peki abi edildi. Sercan da tweet attı. Ahmet Başkan'ın yanına gitti. Ahmet Başkan Sercan'a Rebiç dışında tüm transferlere hoca onay verdi dedi mesela. Onay vermedi demedim ki ben. Mesela onay o zaman verme abi. Kimseye alamıyoruz, bunlar kaldı elimizde dedi. O başka bir konu. Mesela onay, hayır ben işte almıyorum. Sen de bu odaya geldin, sen de bu odaya geldin. Amartya'yı kabul etmiyor. 15 gündür yönetimi perişan etti dedi. Yıktı işte ortalığı orada. Ciku vardı mesela. Ciku olmadı. Ya abi geçin Ciku'yu mu kuyu ya. Bana bu konuları açtırtmayın bak. Çıkamazsın yani bu konudan. Boş ver. Çıkamazsın. Ciku'ya da gidelim. Çıkamazsın. Mesela Miklas'a yani. Yakın birisi yazdı bana. Teknik heyet onay vermedi dedi. Hatta senin bildiğin bir isim. Ben de klasen almam abi. Boş ver. Senin bildiğin bir isim yazdı ben bana. Ben de klasen almam. İnter'de de oynamış klasen. Boş ver.
Beşiktaş klasörlerinden daha iyisine layık. Adamın vizyonu Talisca'ydı. Ya bir şey söyleyeceğim bakın. Benim canım neye sıkılıyor biliyor musun? Neye çıkıyor biliyor musun? Karşınız bak buradaki insanları geri zekalı zannediyorsunuz. Basın muhabirleri de geri zekalı zannediyor. Zaten ben bu saatten sonra kimseye rahat vermeyeceğim. Bak geri zekalı zannediyorsunuz. Açık söyleyeyim. Ciku var diyorsun, Klasen de var diyorsun. O zaman ben de derim ki sana. Ciku'yu veto ettiğinde alınacağını söylediği isim kimdi? Şimdi bana buraya gelip Bey'i aldılar. Ciku'yu almadılar diyemezsin. Ben onu yemem. Hoca kimi istedi de Ciku alınmadı? Onu bir konuşalım. Klasen neden alınmadı da kim alınacaktı onu konuşalım. Orada şimdi ben buradaki Beşiktaş timeline'ını tamamını sorarım. Talisca, Malinovski, Klasen. Üçüncü olur Klasen. Belki dördüncü olur. Ciku, Ramos, Davinson Sanchez. Ciku ilk üçe giremez. Lianco ilk üçe giremez. Tamam mı kardeşim? Ciku veto edildi, Amartya alındı değil. Ciku veto edildi, Lianco alınacaktı, Ramos alınacaktı, alınamadı. Konu bu. Bak Bilal'i anlatır gibi anlatıyorum herkese. Muhabirler algı yaptırtmam. Ya ben ne bu böyle mesajı. Sana demiyorum. Klasen mesajı atan. Senin bildiğin bir algı isim muhabir değil. Şey, menajer değil. Ya fark etmez. Yani genel olarak diyorlar ki Ciku bir hava topuna çıkıyor. Amartya'yı aldılar. Ciku'yu almadılar. Beşiktaş'ın amacı. Beşiktaş'ın amacı. %20 olan var. Beşiktaş'ın amacı. Olan var. Herkesin bir suçu var. Beşiktaş'ın bu hale gelmesi kesinlikle kabul edilemez. Ekim ayında her yere havlu attın. Burada taraftarlar maça gidiyorlar. Emek veriyorlar. Beşiktaş'a üzülüyorlar. Para harcıyorlar. İstanbul'da adam Bayrampaşa'dan atlıyor maça geliyor. Onun otobüs parası, dolmuş parası, bilet parası, maç öncesi yemek parası. Para harcıyor herkes. Kimse bu halde görmek istemez Beşiktaş'ı. Yani bir muhabir olarak ben mesela Beşiktaş Fikret Orman döneminde bir muhabir olarak siz muhabirlerin tamamını söylüyorum. Bir muhabir olarak haftalarca seni tenzih ediyorum. Ceyhun Kazancı'ya gık demediniz. Şenol Hoca'ya kaldırdığınız Ceyhun Kazancı'ya bakmadınız bile. Dönmediniz. Ben söylüyorum hepiniz işte Ceyhun Kazancı futbol aklı olamaz diyor. Bir dakika, bırak. Söylüyorum daha ne başkanı. Abi ben mi getireceğim? Başkana yönetemem. Sportif direktör mü getireceğim takıma ben? Abi. Görevdeyken ne eleştirisi yaptın bana? Ben hayır. Bir tane bana haberini, videonu göstersin. Hayır. Allah aşkına. Ya boş konuşma. Ya bir tane. Benim o süreçte biliyorsun. Ben olumlu ya da olumsuz. Alper abi de çok biliyor. Boş konuşuyorsun sen şu an Batuhan. O süreçte ben ne olumlu tamam ne abi, olumsuz. Tamam abi. Bırakın. Bu niye muhabirleri seçerken hocayı ben burada eleştirdiğini 50 kere Alper biliyor. Alper abi biliyor. Ben orada bir yasak tamam, muhabbeti var. Tamam bir dakika. Kişiselleştirmeyin. Aynen. Kişiselleştirmeyin. Bir dakika. Ben ne olumlu ne olumsuz hiçbir şey yazmadım. Bir dakika. Muhabirlerin tamamına sesleniyorum ya. Şimdi istifa müstifa bu takım sinirseniz. Aylardır oğlum biz bu takımdan olmaz diyoruz. Gürler diyor ki sağ kanatta Onur Bulut şöyle oynar böyle oynar. Öbürü Sercan diyor ki öyle gruptan çıkarız böyle çıkarız. Öbürü başka bir şey diyor. O Fırat başka bir şey diyor. Ya siz yönetime gık demediniz. Şimdi siz ne hakla konuşuyorsunuz abi? Beşiktaş muhabirleri. Ne hakla konuşuyorsunuz Gökmen Özcan? Size ne oluyor? Ben kafa rahat. Ben en başından beri tüm odalarda hep aynı şeyi söylediğim için bir sıkıntım yok. Ben neysem onu söyledim hep. Beşiktaş'ın bu hale düşmesinin sebebi şampiyon olsa da lidere yazar, kötü olsa da lidere yazar. Bundan sonra aday mı olacak? Aday olmasındaki sonuçlar da lidere yazar. Aday olmayacak mı? Onu da bilemem. Şu an Beşiktaş'ın seçimine 50 gün var. Orada 5-6 tane maç var. Bizim neden mesela oraya geçici bir hoca getirilebilirdi. Rıza Çalınbaycan rica edilebilirdi. Bir bakılabilirdi. Para bile almazdı gelirdi yani. Boşta olduğu için söylüyorum. Açıklama yaptı. Çalışırım dedi. Evet dedi. Dedi yani. Ondan diyorum. O dediği için diyorum. Yoksa çok %100 istediğim bir şey değil. Beşiktaş'tan hocayı getirsen para almadan çalışır abi bu dönemde. İbrahim. Yani burada baba, neyse. Burada ben bir seçimden sonrasına hoca belirleyeceğim. Sözleşme belirleyeceğim tavrı doğru ama sözleşmesiz yardımcı olması için şuraya iki aylığına bir hoca getirirsiniz yani. Zaten Tonga'ya 10 maç var reis. 10 maç. Ya bu takım 10 maçta Avrupa var değil mi daha? 10 maç var.
10 maçta Fener maçı daha nereye gelmeli ya? Nereye gelecek Fener, bu takım ya? Fener maçı. Abi ne yapacaksın Fener? Avrupa'da bir puanım var. Buraya gelecek. Bu da gelip burada en kötü puan alırlar. Kulüp virüs gelecek. Yani senin gruptan çıkma olasılığı da çok zor. Değiller. Bugün yenseydin olurdu ama bu senin gruptan, sen nasıl gruptan çıkacaksın? Kulüp virüs. Ertan, kalanları kazanman lazım çıkman için. 3 maçı kazanman lazım. Tamam, ben de diyorum ki abi Bodo Glimt'i burada yenebilir misin mesela? Garanti misin? Emin misin? Çok rahat mısın mesela? Kardeşim, bu futbolda nereye yeniyorsun? Adamlar içeri, sen kulüp virüsü yeneceğini falan burada nasıl yeneceksin abi? Şeyde. Yenemezsin. Nereye? Yok. Şu anki görüntü işte, o yüzden diyoruz ki 10 maç var. Bu takımın başına hemen Rıza hocamı getir abi. En azından hocalık yapar yani. Lugano'yu bile şu an böyle bir durum da yok ya. Bence şu an performansa bakıldığında. Yani orada bile mesela ben garanti diyemem yani. Lugano'yu Beşiktaş kesin yener diyemem. Şu anki görüntüde biz yani kimseyi garanti yener diyemeyiz zaten. Yani şu an özellikle bu oyuncuların ruh hali. Hepsi yani şeyden tutun, defansın sağından solundan tutun, Masuaku'nun ruhu abi durumuna, hepsine kadar. Siz niye taktik şey konuşuyorsunuz? Biz transfer dönemini son günü ben bıraktım zaten. Konuşmaya değer bulmuyorum. Siz neden bu kadar şey yapıyorsunuz? Burada hocayı konuşun reis. Hayır. Burada Beşiktaş'ın bir seçimi var ve ben bir şey söyleyeceğim. 50 gün sonra seçim var. Sevgili Hasan abi, sen her yeri takip ediyorsun. Ya en azından listenden bir 2-3 kişi açıkla yani. Artık neyi bekliyoruz? Bir şey yapalım. Şimdi burada şöyle bir durum var. Bir oy potansiyeli var karşıdakilerin. Arkan Arat'ın bizzat söylediği cümle şu abi, kusura bakma lafını kestim. Rakipleri belli olmadan, adaylar netleşmeden hiçbir şey açıklamayacak. Bu bizzat kendi söylemi. Ne listesi ne projesiyle alakalı. Rakiplerim belli olsun, kimle yarışacağımı bileyim. Ondan sonra açıklamalarımı yapmaya başlayacağım. Şimdi o zaman şöyle bir şey. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Rakibi Emre veya Ahmet Nurçebi. Bu insanların bir oy potansiyeli var. Güçlü bir oy potansiyeli var. Şimdi Hasan Arat'ın ister beğensin ister beğenmesin oy potansiyeli olan insanlarla bir araya gelmesi gerekiyor. Bu iş önemli. Yani bu cami açısından bu önemli. Tamam, çok başarılı olacak liyakat sahibi insanlar, tamam, ama oy potansiyeli olan insanlar olduğunu bir camiada bildiğimiz insanlar var. Bu işi yap yani, daha önce yapmış, başarılı olmuş, oy potansiyeli sahibi insanlarla görüşmek zorunda, anlaşmak zorunda. Bunun eksisi artısı hiç tartışılmaz. Ben açık söylüyorum. Emre Bey de çıksa, Ahmet Nurçebi de çıksa minimum 2500 sıfıra başlar. 2000 diyelim hadi. Çok yüksek bir rakam. Minimum 2000-2500 şeye başlar yani. Bu seçim için. Ya abi biz ben bunları o taraf biliyordur bunları. Biliyorlar da. Sosyal medya rüzgarına kimse kanmasın. Buradaki 10 bin kişi de yazabilir. Buradan çıksa 700-800 kişi etkileriz, o çıkar. Sosyal medya rüzgarına kimse kanmasın. Fuat yani Adalı'yla Ahmet Uçevi yok. Adalı'yla Fikret Orman mı yarışmıştı? En güzeli Kemal Kılıçdaroğlu abi. Sosyal medya rüzgarına kimse kanmasın abi. Burada değer gerçeklerle ona göre listeler oluşturması gerekiyor. Tamam, bir dip dalga var. Okey. Var. Ama sadece dip dalgayla olmazmış. Ve ben biraz tanıyorsam bu adamlar seçime girerse güçlü girerler. Ve şu Hasan Arat'tan tek bir ricam daha var. Şu Üfser Tekin Oktay tayfasını yanından uzaklaştır abi. Bir oy getirirler, onu kaybettirirler sana. Varsa oralarda geziyorlar o zehirli tayfa. Aman, aman Allah korusun. Evet Ertan.
Odaya sabot etmen bitti mi? Yok, ben sabot etmedim. Ben niye sabot edeyim abi? Ben sadece herkesin bir suçu olduğunu düşünüyorum. O kadar. Ortada bir enkaz var yani. O enkaz nasıl kalkacak? Erik Bale dışındaki oyuncuların hepsi 2 sene, 3 sene. Rebic'i göndereceksin. 2,5 milyon euro. Hadi yarım devre 1,250'sini verdin. 3,75 de alacağı var. Gider mi göndersen? Ona neyi verdin? 500 bin euro verdiler La Liga'dan sana. Bedava kiralayalım dediler. Son gün 1 milyon eurosunu sen ver dediler. Biz 500 verelim dediler. Ona neyi nasıl göndereceksin? Amartey'i nasıl göndereceksin? Bunlar hep giderken para isteyecek senden. Bir de üstüne tekrar bir 30-40 milyon euroluk transfer yapacaksın. Bu oyuncuların yerine net adamlar almak zorundasın. Yani Beşiktaş'ın her kuruşu değerliydi. Ne oldu? Nereden baksan 60-70 milyon euro zararı var şu an. Bu oyuncular bedavaya falan gitmez. Sen Rebic'i parasız gönderemezsin. Oksu 3 sene imzalamışsın, 3 milyon euro vermişsin. 2,5, 500, 1,5 imza parası yıla böldüğünde 3'e geliyor. 10 bin euro maç başı vermişsin. O parayı nereden bulacak? Giderken mesela hadi görüşürüz ya, elini kolunu sallayarak gidecek mi? Bence gitmez. Onların parasını ödeyeceksin. Bir de onlar kadar maliyetli en azından yani, ama net oyuncu alacaksın. Yani bilmiyorum artık yeni gelecek başkan nasıl bir plan program çizecek, ama Beşiktaş'ın çok acil bir şekilde seneye hazırlanması lazım. Ya Ekim ayında şunu konuşmak, yani ligde 8-9 hafta geride kalmışken şunu konuşmak inanılır gibi değil. Hani bakıyorsun bu ülkede 10 puan üstü puanlar kapandı, şampiyonlar değişti. Ama Beşiktaş'ın hani o şeyi kapatacak bir umut yok yani. Hani Beşiktaş Fenerbahçe'nin 9 puan, 10 puan, 11 puan gerisi diye kapatır mı diye sorsan %99.9'u hayır der. Ya bir de işin şey tarafı, hani sen sezon sonuna kadar mesela full çek 30'da 30 yap, ama Fenerbahçe ile Galatasaray 10 puanı kapatacak gibi de durmuyor. Yani o izin verecek gibi de durmuyor. O da var. Yani Anadolu takımlarıyla inanılmaz bir kadro kalite farkı var. Hatay Spor geldi 8'de 0 çekti, hiç yenilmedi. Fenerbahçe 4 attı abi. Rize Spor formda geldik Fenerbahçe adına. 5 attılar. 2 tane net penaltıları verilmedi. Direkten döndü. Karşı karşıya kaçtı. 8-9 olurdu maç belki. Hani Fenerbahçe Galatasaray'da bir şekilde kazanıyor. Belki onlarda da Ndombele tam hazır değil. Hakim Ziya hazır değil. Zaha, Tete belki geçen seneki gibi Zaha %100 hazır değil. Ama Icardi çıkıyor atıyor. Kerem çıkıyor atıyor. Kazanıyorlar yani. Şampiyonlar Ligi'nde 4 puanları var. Lig'de 2 puan gerideler. Bir sıkıntı gözükmüyor onlar içinde. Senin hem umudun yok, hem de rakiplerin izin vermez zaten bu puan farkının kapanmasını. Ya bir de bir şey söyleyeyim. Ne puan farkı kardeşim? Bu tabloyu nasıl göremezsiniz ya? Yani nasıl göremezsiniz ya? Nasıl bile bile de adres yaparsınız? Ya aklım hayalim almıyor ya. Sezon nasıl göremezsiniz? Sezon başı izleselerdi mesela. Senin söylediğin transferde yanlış işler oluyor, yapmayın etmeyin diye. Ben oradan bir, hatta bak şöyle bir şey hatırlıyorum bu odada. Transfer döneminin bitmesine 2 hafta falan kalmıştı. Bak şu konuşuldu. Ben de söyledim, sen de söyledin. İyi hatırla. Bakın 2 hafta kaldı. Zaten transferlerde geç geldi transferler. Kötü transferler yaptınız. Lütfen sağlam bir stoper ve sağlam bir 10 numara alın, bari sezon çöp olmasın diye. Bunu söyledim mi? Ben hatırlıyorum bak. Hatta Avrupa listesini geçti. Ama lig için geçmedi. Evet. İkinci defada hadi Avrupa'yı kaçırdınız. Orada gruptan çıkarı çıkamayız. Ligi bari bırakmayın. Sonuna kadar yarışın. Ben çok iyi hatırlıyorum buradaki hani, muhabbet. Senin söylediğin, ben söyledim. Buradaki diğer... Evet söyledim. Hatta bunu transfer döneminin artık son 1 hafta filendi bak. Evet, şimdiye kadar evet. Kötü gitti işler. Kötü transferler yaptınız. En azından bile bile lades olmasın. Bari bir tane sağlam 10 numara ve sağlam stoper alın dendi bu odada. Sen de söyledin, ben de söyledim. İyi hatırlıyorum. Evet, tweet attım. Tweet attım. Orada bile
Ya biz taraftarın sesine hiç kulak vermedik. Hep dikine gittik. Afrikalı istemiyorlardı bize. Afrikalılara gittik işte. Sakat istemiyorlardı. Biz sakatlara gittik muhabbeti yerine. Ya bir tane sağlam stoperle 10 numara alalım. Bari bunları dinleyelim deselerdi. Emin ol şu an grupta 4 puanım vardı. Ligde de tamam yine geride olabilirsin ama belki 6-7 puanla geride olacaksın. Ligde fazladan 2 galibiyet, grupta bir tane fazladan galibiyet alırdın en kötü. Ya abi ben size bir şey söyleyeyim. Tadiç'in kaptırıldığı gece oda açtım. Beşiktaş'ın sezonunun dönüm noktası bu gecedir dedim. Abi Tadiç'in sende olduğunu düşün. Fenerbahçe'nin bir eksildiğini düşün yani. En azından 3 maça çağırdı sana, bir şey yapardı. Ya bunları nasıl yaptılar? Bu camiye nasıl yaptılar? Ben anlamıyorum. Bak diyorum ya zaten bunun yani sezon başında Erden Timur'a yetki verseydi Beşiktaş, transfer komitesinin başına getirseydi Erden Timur'u, Erden Timur onda bir filan çekmezdi ha. 3-4 tanesini alırdı yani. Yok. Ayıp olmasın lan, çok belli olur bu durum. Bari hani 6 tane çöp getirin de 5-4 tane sağlam adam getirin de tutsun bari onlar derdi. Yani Fenerbahçeli, Trabzonsporlu birisini koy. Vallahi bak bu transfer komitesinin başına koy. Onlar bu kadar yapmazdı. Fenerbahçeli arkadaşları koy mesela. Lan tamam bunlar çok güçlü olmasın der ama 10 transferin 5'ini tutturun der mesela. 5'ini iyi adam alın derdi. Kuralların çekildiği gün Emre Koca da demedi mi biz Fenerbahçe'yle final oynayabiliriz diye. Şimdi ben de soruyorum. Emre abi, güzel abim benim. Çünkü hani sen diyorsun ya Ertan, yayınları izlemediler falan, dinlemediler bizi. Bir de şapka yönüne koy dedi ya. Onu şapka yönüne koydu. Suratlarına söyledim. O bak, o açıklamayı yaptığı gün çok talihsiz açıklama yaptın abi. Batuhan, senin sesin gidiyor. Geliyor mu şimdi sesim? Güzeldi mi şimdi? Konuş. Yani yüzlerine söyledim. Şimdi bugün çıksınlar söylesinler bakayım. Biz konferans liginde final oynayabilecek miyiz? Sen... Adamlar orta saha yürüyerek geçiyorlardı ya. Hayalet kesmiyor vardı orta sahamızda. Size bir şey söyleyeceğim. Beşiktaş başkanı %99 şampiyonuz demedi mi? Transferlerin bittiği gün. Şu transferlerden biraz anlayan bir insan bunu söylemez. İşte bu kadar anlamıyor. Konu bu. Anlatmak istediğim konu bu. Adamı inandırmışlar abi. Ya yemeyeceksin işte milletin yolunu. Anlatmak istediğim konu buydu da Ertan sayesinde anlatamadık. Oralara birileri geldi. Rahat rahat şey yaptılar. Bunu da inandırdılar. İşte abi bak, Erden Timur'dan örnek veriyorum. Erden Timur geldi, neler yaptı? Ali Koç da senelerce kötü transferler yaptı. Orada bir sportif direktörle anlaştı. Şimdi neler yaptılar? Yani abi personel çok önemli. Ekip çok önemli. Anlatmak istediğim buydu. Tamamen buydu da. Ertan Bey, anladınız mı anlatmak istediğimi? Çarşı sonunda topa girip istifa yazabilmiş Alper Gördüm. Abi ben hayırlısı olsun abi. Anlatmak istediğini de ben farklı düşünüyorum sadece. Yani iş hayatında Türkiye'nin önemli isimlerinden birisi olmuş. Ne bileyim, belli bir yaşı olan, belli bir deneyim olan bir insan. Onu aklamıyoruz ki abi. Ya aklamıyorum abicim ya. Bu transfer dedim. Abi, ben aklamıyorum. Ben aklamıyorum dedim. Bak, diyorum ki yani bu kadar kolay olmamalı Ahmet Nurçebi'yi kandırmak. Biraz masaya, yani bu kadar her denilen şeyi yapmamalı. Abi sen çıkar mısın Ertan? Çıkar mısın yayına gidip %99 şampiyon oluruz der misin inanmasan? Onu diyorum sana, der misin? Adam çıktı televizyona bunu söyledi diyorum sana. O kadar inanmış yani. Demek Ahmet Başkan'ı inandırabilirsek herhalde bir firmadan bir 50 milyon euro falan indiririz herhalde biz. Bir şey daha var. Sayın Başkan yaptığı transferleri anlattı böyle tek tek. O gitti, yerine bunu aldık dedi. Şu kadar milli forma giymiş dedi. Yani öyle bir inanmış ki yaptığı transferlerin olacağına. Beşiktaş'ın bu transferlerle... Oraya kimi getirdiydi? Onun suçu. İşte onun az suçu. Önce söyledim. Az önce söyledim. Ona yazar abi, bana yazmaz.
Yapma dedik. İşte buna ben de diyorum ki aynı Alper abinin bir restorantı var. Beni müdür olarak getirmiş. Ben restorantın içine etmişim. Burada ben adam gibi adamım derim yani. Getirmeseydin kardeşim derim ben. Aynı şeyi söylemeye çalışıyorum aslında. O yetkiyi vermeseydin, getirmeseydin, inanmasaydın. Bu kadar kolay olmamalı bir insanı kandırmak. Hele belli bir seviyeye gelmiş, belli bir başarı öyküsü olan, iş hayatında Türkiye'nin sayılı ailelerinden bir tanesi olan. Ya bu kadar etrafında mutlaka bir insan vardır. O zaman Ceyhun Kazancı dese ki aşağı atla başkanım köprüden dese aşağı atlayacak. Ya bu kadar kolay olmamalı. Ben bunu söylemeye çalışıyorum sadece. Atladı zaten şu an. Yani o, vallahi mesela 100 milyon euro ver başkanım al. Köprüden atla be. Bu kadar böyle bir şey. Ben tuhaf geliyor abi. Atladı zaten abi. Atladı zaten. Alt liglerde bile başkanların, yemin ederim ben biliyorum, isim vermeyeyim. Bir başkanın 3 tane scout'u var. Hoca futbolcu istediğinde başkan çaktırmadan onlara atıyor. Onlardan rapor oluyor mesela. Ya bu etrafında mutlaka bir iki tane isim vardır abi. Hiçbir şey bilmez mi o zaman? Bu kadar kolay kolay mı ya bir insanı kandırmak? Her şey. Erkan, az önce bir şey verdin ya, örnek verdin. Dedin ki Murat Sancak dedin, iyi başkan. Evet. Bir soru. Bizim grupta Adana Demirspor olsaydı, şu an Adana Demirspor grubu neresindeydi sence? Aynı grupta. Nasıl grupta? Bizim grupta, şu an konferans liginde bizim grupta Beşiktaş yerine Demirspor olsaydı ne olurdu sence? Bir puandan fazla alırlardı ama 2 puan mı olurdu, 4 puan mı olurdu, 9 mu olurdu bilemem. Ama bence bir Beşiktaş'tan 3 maç 1 puandan daha fazla alırlardı. Tamam. Ya ben şöyle İçeride Lugano'yu yenerlerdi mesela. 3 puan garanti yaz. Ben şöyle söyleyeyim, kesinlikle en az 2 galibiyetleri vardı şu an. Genk'le bu Bodo'yu da yenerlerdi. Bence Lugano'yu içeride yenip Bodo'yla deplasmanda 1 puana 4 puanları vardı mesela bence. En kötü 3 puanları vardı. Yine senin 1 puanın var ama. Hadi 2 mağlubiyet verdim. Yani orada başkan... Yalnız Bodo'nun attığı ilk golü de olsaydı var yok mu abi? Nasıl iş ya? Murat Başkan'la ben yazın oturuyorum. Transfer oyuncu geliyor, açıyor, izliyor, soruyor. O antrenörler var. Bu nasıl, iyi mi? Fikir alıyor mesela. Murat Başkan'ı hiçbir kimse başkanım bunu alalım dese sıkar yani o mesela. Ben biliyorum çünkü yakından. Birisi ona arayıp bunu alıyoruz dese hayırdır lan sen kimsin der mesela. O kadar kolay değil bir insanın kandırmak. Ben buna tepki gösteriyorum. Yani bu olmamalı diyorum. Mesela Galatasaray'da da mesela son transferlerde yönetim yaptı Galatasaray'ın transferlerinde. Bizzat Erden Timur yaptı mesela. Herkes sustu mu? Ses mi gitti? Ne oldu lan? Sustuk. Ben Hüseyin Yücel'in tweetini şimdi okudum da biraz önce paylaştım. Beşiktaş en kötü gününde bile sahipsiz kalmamıştır. Lütfen artık karar verin. En kötü gün bugün ise bugün de Beşiktaş demiş. Hasan Arat'la da haber olacağız. Onun adı olacağı söyleniyor. Hasan Arat'a bakayım hemen. Ben Hüseyin Yücel'i bir yerde listede diye duydum ama tam hatırlamıyorum şimdi bak. Birisi listeye girecek dedi ama aynen Hasan Arat'ın açıklaması daha şey. Büyük Beşiktaş camiası 22 Ağustos'ta Beşiktaş'ın kaybedecek bir günü daha yok. Seçime gidilmeli dedik. 6 Ekim'de yönetim seçim kararı aldık açıklaması yaptı. Biz hazırız dedik. 23 Ekim'de 55 gün sonraya seçim tarihi ilan edildi. İstifa eden yok. Teknik direktörümüz yok. Seçime 52 gün 9 maç var. Burada asıl olan Beşiktaş sevgisi ve Beşiktaş'ın geleceğidir. İstifa edin. En geç 30 gün içinde seçim yapalım. Beşiktaşlılar bu yol artık bizim yolumuzdur. Diye tweet atmış. Doğru söylemiş. Sayın zaman kaybediliyor. Yani bu iş artık bir an önce 20 gün içinde bir şekilde yapılmalı. Bu 9 maç, 8 maç. Yani takım kötü zaten. Herkesin... Mali kongre yapılmadı yani ki. Umudu yok da. Ama en azından bu kadar mali... bu süreç... Ertan sen beni duymuyorsun. Mali kongre yapılmadı. İşte mali kongreyi de erkene çekersin abi, onu diyor.
Abi ben size bir şey söyleyeyim. Bu mali kongre zaten Mayıs'ta yapılması lazım ya. Nasıl olacak o zaman? Abi Beşiktaş hiçbir şekilde doğru yönetilmiyor abi. Hiçbir şekilde. Hiçbir aşamasında, hiçbir kısmında doğru yönetilmiyor. Yani ben artık neye tepki vereceğimi, neye sinirleneceğimi şaşırmış durumdayım. Yani bu niye kadar bekliyoruz abi? Biz niye bekliyoruz ki? Batuhan yani gitsinler iki hafta içinde yapsınlar kongreyi. Niye yani çok uzun tarihler konmuyor? Bunu yani anlamıyorum ki, yeni gelen yönetim enkazını alacak. Hayır Batuhan. Yani neden çok... Aralık ayında olduğunu bir mantıklı bir şey söylesin ya. Neden bu kadar yani 30 gün 40 gün sonraya seçim tarihi atılır abi? Neden? Ya abi şey açıklama için Galatasaray derbisi beklendi ya. Resmen yani yönetim kurulu toplantısı Galatasaray derbisi sonrasına bırakıldı ki oradan iyi bir sonuçta çıkılırsa, Galatasaray'ı yenerse Beşiktaş, belki Bodo deplasmanından da puan alırsa sular durulur. Biraz daha ortalık yumuşar, belki zaman kazanırız diye düşündüler abi. E tamam şimdi olmadı Ertan. Olmadı. İki hafta milyara geçti. Bu hafta üçüncü hafta mesela yine zaman kaybı oldu. Ama bak hala şunu konuşuyoruz. Bak sen işin içindesin kardeşim. Hani gazetecisin. Şu anlamda soruyorum sana. Beşiktaş kulübü şu an takım ligde ve Avrupa'da Ekim ayında büyük ihtimalle havlu atmış. Ligde, yani Avrupa'da da durum çok zor artık. Yani kalan maçları kazanman lazım. Artık takım iyice uçurumdan aşağı gidiyor. Futbolcuların ruh hali de belli. Beşiktaş yönetimi neyi bekliyor? Bir tane mantıklı açıklama. Yani işin içinde olduğun için sana soruyorum. Bak sen bile Galatasaray maçını bekledi. Milli ara girdi. Ya böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Ya bu Beşiktaş'ın bir planı yok ki abi. Hah işte tamam. Bu cevabı işte bu cevabı dinleyin arkadaşlar. Beşiktaş'ı düşünen yok dendiği anda olay bitmiş yani. Yok abi, Beşiktaş'ı düşünen olsa böyle mi olur? Ya Beşiktaş'ı düşünen olsa bu maçtan 24 saat önce gitmezsin. Bu maça maçtan en kötü 36 saat önce gider. O statta son idmanı yaparsın. Futbolcu ayakta duramıyordu. İlk yarı ben kaç tane oyuncumuzun son içimden dolayı yere düştüğünü gördüm saçma saçma. Hepsi düştü, hepsi. Video kolajı olur ya. Dalga konusu olur ya. Topuklu ayakkabı giyen şey gibi, erkekler gibi sahada duramıyorlar diye. Ya böyle bir şey mi olur abi? Dalga mı geçiyorsunuz siz? Burak Yılmaz, o yardımcı hocalar, siz neyi hesapladınız da 24 saat kala Bodo'ya vardınız? Bana bunu söyleyin ya. Bir gün önceden gitseniz ölüyor musunuz? Futbolcun bir soğuğu yesin, bir gün önce idman yapsın. O soğukta bir alışsın, sahaya bir baksın. Siz dalga mı geçiyorsunuz? 23 derecede İstanbul'da idman yapıyorsun, son idmanı, sonra uçağa biniyorsun, gidiyorsun. Ya aklımızla mı alay ediyorsunuz siz ya? Ya hiçbir taraftan yönetilmiyoruz ya. Hiçbir taraftan doğru yönetilmiyoruz. Kafayı yedim ya. Ya Batuhan, bugün 864 bin lira ceza vermişler Beşiktaş'a. 864 bin lira arkadaşlar. Ne yaptı abi Beşiktaş? Ya bununla ilgili yani biz taraftar olarak burada konuşuyoruz. Ya niye abi, bir itiraz yok, bir şey yok. Hafta içinde bir malzeme çıkmış. Serbay itiraz edilmediğine, bugün verilen ceza. Niye böyle konuşuyorsunuz abi? Yazsınlar abi, yazsınlar. Ya abi bugün verilen cezanın itirazı bugün mü olur Serbay? Niye ya, böyle dolu konulardan boşa çekiliyorsunuz abi? Hayır abi, resmi hesaptan yazsınlar abi. Bak bunu sen diğer kulüplere yaptığında anında oradan yazıyorlar. Bak biz yapmıyoruz bunu. Bunun savunacak bir tarafı yok. Yapmıyoruz bunu. Yapmak zorundayız. Abi yemin ediyorum. Çıldıracağım ya. Bin tane konu var. Bin tane konu var. Bugün verilen cezaya bugün itiraz etmedik diye şikayet ediyoruz. Yazsınlar bir kere, şey yapsınlar, resmi hesabı bir kere doğru düzgün kullansınlar ya. Bilmiyorum. Görmedik kullandıklarını doğru düzgün. Abi hepimiz gerginiz. Birbirimize şey yapmaya gerek yok. Ben sadece şunu söyleyeyim. Beşiktaş'ı birazcık seviyorlarsa şu yönetim kurulunun içinde ya da denetleme, divan, sicil, disiplin
Beşiktaş'ın kurulları şu anda derhal tamamı istifa etsin abi. Derhal tamamı istifa etsin. Hani bu Ahmet Nur Çebi sevmiyor. Onun daha çok sevdiği şeyleri biz biliyoruz. Hani bari siz edin arkadaşlar. Siz Beşiktaşlısınız ya, bari siz edin. Rica ediyorum, siz istifa edin. En azından bugün tepkinizi gösterin. Çünkü böyle gitmez. 9 maç bu hocayla olmaz. Hemen Rıza Çalınbay'ı getiriyorsunuz başa, koyuyorsunuz abi. 9 maç en azından takımı hoca yönetsin. Beşiktaş stajyerlik yeri değil. Önder Karavelli de yaptığınız yine yapmayın. Mahvettiniz bizi. Önder Karavelli. Bakın sonuçları çok ağır olur. Bu dağınıklıkla biz 8. 9. 10.luğa düşeriz birkaç hafta sonra. Yapmayın bunu Beşiktaş. Bu taraftarı bunu yaşatmayın. Yapmayın yani. Alttan Hatay geliyor, Rize geliyor, Trabzon geliyor. Yapmayın. Bir Antep maçı, bir Antalya maçı, 2 puan kaybı daha yaşadık mı? Bambaşka senaryolar çıkar. Ahmet Nur Çebi, Emre Koca da çok ağır küfürler yersiniz. Bakın o gün sizi yine Ekrem'e karşı savunduğum günkü gibi de savunmam. O küfürleri yediğinizde. Burada kimse savunmaz. Yapmayın. Allah rızası için artık defolun gidin. Bir ay içinde istifa edin bugün. 30 gün sonra mecburen tüzük gereği seçim olacak. 2 hafta 3 hafta sonrasında da alın. Şeyi artık koydular ya. Mali Kongre'ye koydular ya. Artık o iş bitti. Yo, araya koyarlar Mali Kongre'yi abi. Fark etmez ki Mali Kongre'yle seçim arasında bir hafta olsun. Abi isteseler yetişir. Hayır, şey var ya. Şimdi toplanıyorsun. Yeterli çoğunluk sağlanamıyor. Sonraki hafta yatılıyor ya. Mali Kongre için de geçerli o. Yani 2 hafta Mali Kongre, 2 hafta şeye ihtiyacımız var. Normal seçim için. Abi çekerler şu anda. İsteseler Mali Kongre'yi bir hafta önceye çekerler. 2 hafta önceye çekerler abi. Ha, çekerler de yani bak bir şey söyleyeceğim. Mali Kongre engel yok. İlan edildiği için şu an seçim yapmaya kalksa bir ay öncesinden seçim olmuyor, onu diyorum. Yani bu önümüzdeki hafta seçim yapsak bak şöyle diyeyim sana. Önümüzdeki hafta Mali Kongre'yi yapmaya kalksan ondan sonraki haftaya sarkıyor otomatik olarak. Seçimi de ondan sonraki haftaya kalksan o da ondan sonraki haftaya otomatik sarkıyor. Yani bir ay. Bir ay sonrası ne oluyor? Kasım 27 oluyor. Seçim ne zaman abi? Aralık 17'si işte. 10 gün oynuyor. Ya bunu bizim şu an bizim düşündüğümüzü Hasan Arat düşünmüyor mu? Peki o niye böyle bir şey yazmış hani bir ay da yapın diye? O Mali Kongre hesabı katmıyor herhalde. Mali Kongre oraya kalsın diye düşünüyor bence. Hı? Bu adamlar Mali Kongre şey yapmıyor. Bakın şimdi burada şeyler var. Şimdi her şeyin gerçeğini konuşmak lazım. Tamam, bazı isteklerimiz hepimizin var. Burada bir 500-600 milyon bir teminat var. Şimdi Tevfik Eman Türk'le konuşuldu sanırım. Diğerleri konuşuldu. Bu teminat ne olacak? Şimdi teminatı ben verdim. Başkan Batuhanoğlu yanlış yönetti mi? Aciz benim evime gelecek. Bu teminatı yeni yenen kim alıyorsa onlar üzerine almalı bence. Bu işlerin çözülmesi lazım. Belki şu an mesela haftalarda karar alma mekanizması yine yok. Seçimle ilgili farkında mısınız? Hiçbir değişim yok. Zihniyet evet, aynı. Bir şey söyleyeceğim Alper. Emre Koca'dan 675 milyon lirası yok. Neyi kefaret verecek 675 milyon lira? Evet işte onu nasıl olacak onu bilmiyorum. Orada ben biliyorum Emre sorun. Koca ben servetini aşağı yukarı mal varlığını vesaire. Yani tüm gayri... Tamam, Hasan abinin... Evet, kimse veremez onu nasıl yapacaklar işte. Hasan Arat'ta da yok o para. Yani. Evet yok. Tevfik Bey de kabul etmemiş. Nasıl olacak o iş? Şimdi bu adam... Bir de böyle bir durum var elimizde saatli bomba. Bu adam buraya kefil olmuş, teminatını şey yapmış, Şafak Malat Yasin'a. Şey olmuş yani, şimdi burada bunu birilerinin alması lazım üzerine diye düşünüyorum. Artık yeni gelecekler bunu düşünüyoruz. Ondan geçelim, ben başka bir şey söyleyeceğim. Karar alma mekanizmasında sıkıntı var arkadaşlar. Gene... Bir aydır aday olursa olmayacak. Yani futbolcuları da böyle alamadık. Zihniyette bir değişim yok. Sıkıntımız bu. Zihniyette bir değişim yok. Yeniden yani seçim olsa kazanılsa da bu zihniyet olmaz. Bak yani şeyi hatırlıyorum.
Sergen Yalçın'dan şampiyonluk sonrası süreç. Kanser oldu. Yani kanser hasta oldu kaybımız. Seçimde hastayız. Transfer dönemi hastayız. Her sene yaşarken hastayız. Abi bunun böyle bir yönetim zihniyeti yok. Burası spor kulübü. Burası spor kulübü. İnanılmaz sıkıntı var. Burada şöyle bir şey. Ha, 6'da 3-5 tane yazan olmuş. Ahmet abisini kıyamıyor falan filan. Engelledim hemen. Hemen engelliyorum bu arada. Abi ben kendim kimseye anlatmam. Hiç de umurumda olmaz. Seçim günü bu zihniyete oy vermeyin diye tweetim vardı. Burada bütün fenomenler fotoğraf çektiriyor Ahmet Nurşevi'ye. Benim seçim günü var. Ondan sonraki süreçte Valerian olmaz, o olmaz, bu olmaz. 1000 tane şey söyledim. Böyle yönetilmez 1000 tane şey söyledim. Şurada bir aylık gece gündüz istifa bağıran adamlarla ben kendim kıyaslamam. O zaman neredeydiler? Neredeydiler o zaman? Niye yoktu bu adamlar? Ne dedi biliyor musunuz? Büyük takipçi hesabı nüfusu. Seçim oldu. Artık önümüze bakmamız lazım. İnşallah şey olacak dedi. Seçim günü tweet attım. Koyacağım o tweet'i de. Bu zihniyetle olmaz yönetim istifa diye. Seçimden bu sonra başlıyor görevimiz diye. Onun için böyle boş konuşmaları benim karnım çok. Ben kendim biliyorum. Beni bilen biliyor. Şafak buyur kardeşim. Şimdi şu teminat işine bir açıklık getireyim. Geçen Gökhan'la konuştuk. Tiryaki'yle. Başkanın 100 milyon TL'den biraz daha az bir alacağı var kulüpte. Şu an kalan. Ne yapar? 3 milyon euro. Nakit mi? Şey anlatacağım. 3 milyon euro mu? 3,5 milyon euro civarı bir para yapıyor. Ama şimdi teminat konusunu iki noktada daha doğrusu şöyle oldu çıkış noktası. Camiada böyle çok sevdiğim bu dinamiklere hakim bir dostumuzla konuşuyorduk. Ya dedi başkan dedi istifa ederse dedi kulüp dedi kayyuma gider. Nasıl dedim ya öyle şey olur mu? O yüzden istifa etmiyor dedi. Çok aklıma yatmadı. Biraz araştırdım. Sonra işte direkt Gökhan'la konuştum sağ olsun. Gece 3 falan da hatta böyle bir saat konuştuk çocukla. Dedi ki Beşiktaş'taki teminatlar başkanlık makamı üzerine Şafak dedi. Şu an Ahmet Turçevi yarın gitti. İşte kim diyelim Tevfik Yaman Türk, Hasan Arat, Emre Kocadar kim olursa. Geldiği zaman otomatikman teminat o kişinin üzerine zaten geçiyor. Yani Ahmet Turçevi gittikten sonra herhangi bir şekilde bu teminatlardan dolayı ona bir zarar gelme durumu yok. Çünkü TMŞ ile yapılan, bankalar konsorsiyumu ile yapılan anlaşma gereği Beşiktaş Başkanı'nın da imzası olması gerektiği için imzası var. Ama aslında imza Beşiktaş Başkanlık makamının arkadaşlar. Şahsiyetin değil. Banka zaten kendini orada korumaya alıyor. Beşiktaş Başkanı çok zengin bir adam da olmayabilirdi. O zaman ne yapayım? Ama şöyle bir şey, bu mal varlığı gösterilmiş ya. Ama o bir önceki Alper, o evlerini gösterdiği mevzu diyorsun sen değil mi? Ondan çıkmış. Evet evet Üsküdar'da. Ondan çıkmış diye. Çıkmış ondan mı? Çıkmış diye duydum. Bu ben çıkmadı diye biliyorum. Bankalar Birliği ile olan anlaşmayla bir alakası yok ya da öyle söyleyeyim. İkisi ayrı teminat olabilir. Ama Bankalar Birliği ile olan Bu şey Bankalar Birliği'den başka bilmiyorum da bu iki tane büyük ev teminat verildi diye biliyorum. Yani Bankalar Birliği'ndeki imza Beşiktaş Başkanlık Makamı'nın imzası. Abi şöyle diyelim. Kim geliyorsa şahsi bir teminatı varsa evet o hayır o tamam okey. Şahsi de ailevi ve kendini mal varlığı ile ilgili bir teminat varsa kim geliyorsa o üstlensin abi. Zaten iş tabii canım ama şu başkanın muhtemelen onu oradan çıkarsın. İçerideki para delikleri 100 milyonun altında olan işte 90 mı 95 mi 80 mi neyse muhtemelen o para zaten senin dediğin para. Ama o başkan istifa ederse kulübe kayyum atılır haberi falan çok da gerçeği yansıtan bir haber değil. Bu arada Hüseyin Yücel'in mesajını okudum. Benim duyduğum kadarıyla da Tevfik Bey'in listesinde olma ihtimali çok yüksek. Onu da söyleyeyim yani. Tevfik Bey giriyor mu seçime? Yani girerse. Görüşlü isimlerden bir tanesi de Hüseyin Yücel öyle diyelim. Hüseyin Yücel görüşlü isimlerden bir tanesi. Zaten şu an şimdi diyelim ki işte Ahmet Turçevi, Tevfik... Abi Tevfik Bey girmese seçime geçen bir açıklama yapmış. Lafını kesin kusura bakma. Ahmet Nurçebi'nin girip girmeyeceği belli değil ki biz açıklayalım. Sana ne abi Ahmet Nurçebi'den sen açıklasana. Ya şimdi şöyle Tevfik Yaman Türk, Ahmet Nurçebi diyelim Hasan Arat arasında bir seçim olsa şimdi tabii ki bunlar son ana kadar değişir. Ama görüştükleri, kulis yaptıkları isimlere baktığın zaman
Tevfik Yaman Türk'ün mesela Ahmet Türçevi'nin isim isim sürü Kıvanç Oktay, işte Kalyoncu, ondan sonra şey Hüsnü Güreli de bir isim daha vardı şimdi ya. Öbür telefonda kaldı, o da şimdi öbür odada. Listesi vardı. Onlar ama Tevfik Yaman Türk'ün listesi, eğer yani görüşlü isimler diyelim, daha doğrusu liste demeyelim, aday olursa görüşlü isimler şu ana kadar benim duyduğum en kuvvetli isimler. Hasan Bey'in listesinde de bazı isimler duyuyoruz. İlk başta çok kuvvetli isimler duyuyorduk. Sonra benim kendisine hiç yakıştıramadığım başka birçok isim duyduk. Ama bunların hepsi tamamen boşa düşüyor. Evet ya. Yani inşallah doğru değil. Yok be, bazıları şey boşa düşmez de belki engel olunabilir camia tarafından. Yani evet, orada geçen yayında ben yani bir haftadır 10 gündür mutsuzum o konuda. Biliyorsunuz oy vereceğim yeri de açıklamıştım ama yani şimdi arkadaşlar siz bazı insanlar şimdi burada yönlendirici olmak istemiyoruz ama biz şimdi insanları tanıdığımız için camia içine yani inanılmaz sakıncalı isimler de var. Tevfik Bey'in listesini bilmiyorum Şafak gibi. Kıvanç Oktay'ı falan ben Kalyoncu'yu, Kıvanç Oktay'ı ve Hüsnü Güreli'yi Ahmet Nurçevi'de duydum olduğunu. Doğru doğru, ben şimdi diğer telefonu almaya gidiyorum da söyleyeceğim, sen devam et. Yani Kıvanç Oktay zaten Demirörenler'in damadı, Kalyoncu'da. Hüsnü Güreli'de eski yöneticisi, onları orada duydum. Öyle bir, yani Kıvanç Oktay'ı şöyle anlatayım size. Bu Del Bosque zamanı ki futbol şube sorumlusu. Del Bosque'yi getiren zamanı, ama o zaman çok transferler yapıldı. Çok gereksiz transferler de yapıldı. İyi transferler de yapıldı. Tutmadı o iş. Yani İbrahim Akınlar, Juan Fran alınmıştı. İsmail Militim, Solbeke, Karev, Marev zamanı. Alper söyleyeyim sana. Ahmet Turçevi, Hasan Kalyoncu, Kıvanç Oktay, Üstü Güreli. Görüştü isimler. Evet. Altını çiziyorum. Tevfik Yaman Türk, Kemal Erdoğan, Umut Tahir Güneş, Hüseyin Yücel, Ömer Sabancı. Bunlar... Tevfik Yaman Türk, Umut Tahir Güneş şu an basketbol yöneticisi. Evet. Tevfik Yaman Türk, Ahmet Nurşev girerse oraya aday olmaz Umut Tahir Güneş. Kesinlikle. Umut Tahir Güneş ile Tevfik Yaman Türk'ün bir arada olma şeyi, Umut Tahir Güneş'in ilk çalıştığı yer Tevfik Yaman Türk'ün babası. Evet, evet. O noktadan bir yakınlıkları var. Yani şöyle olur. Hüseyin Yücel'in de Hasan Bey'le bir noktada bir görüşmesi olduğunu, yani bir yakınlığı olduğunu biliyorum. Bu tarafa da gelebilir, o tarafa da gelebilir. Ya bunlar zaten dediğim gibi en başta görüşüyorlar. Mesela örnek veriyorum Umut Güner'le mesela, ya da Kemal Erdoğan'la birçok aday görüştü. Tevfik Yaman Türk mü görüşmüş Umut Güner'le? Yok yok, hayır. Yani Hasan Arat'ta atıyor mesela, örnek verelim. Kim o? Kemal Erdoğan. Mesela Kemal Erdoğan'la bizzat biliyorum. Ahmet Turçevi'yle görüştü. Tevfik Yaman Türk de görüştü. Hasan Arat da görüştü. Yani bunlar görüşülen isimler. O yüzden tabii Serhan'la da görüştü. Serhan hepsiyle görüştü. Serhan'la da. Ya bunlar şey değil. Yani liste olarak görmeyin lütfen ama baktığın zaman liste olma olasılığı yüksek diyebileceğin ya da görüştüğü isimler, en son görüşülen liste bu şekilde. Ya bu liste üzerinden iş tutarsan Tevfik Yaman Türk'ün listesi bir tık daha güçlü gibi gözüküyor. Ama ben, son ana kadar Mehmet Özdilek de var. Değişebilir yani. Mehmet Özdilek de etken. Tabii mesela ben Hasan Arat'lara ilk çıktığı zaman, hani bir sene önce böyle bir şey olduğu zaman, eski Beşiktaş futbolcu mutlaka olmalı dedim. Yani mutlaka ben kendim söyledim. Yani Tevfik Yaman Türk Şifo Mehmet'le güzel bir hamle yapıyor. İlk iken olabilir Hasan Arat'ta Alper. Bilmiyorum. Umut Güner konusu. Umut Güner'i ben kimi desteklediğini az çok biliyorum. Ona da belli teklifler var. O adamları, o ne transferler yapmışlar, neler yaptık adamlara ya. Var ya arkadaş. Bu arada Hasan Arat'ın listesiyle alakalı da arkadaşlar, hani böyle bir biraz önce saydığım gibi bazı isimler var ama ben şu an açıkçası söyleyemiyorum. Yani ben söylemeyi doğru bulmuyorum. Çünkü neden? Biz şöyle duyduk ilk başlarda, işte Hasan Arat, atıyorum işte soy isimlerden gidelim. Demirler, Sabancılar, yok, bu tarz isimlerle geliyor diye duyduk. Öyle Emre Kocadağ'da var. Ha, öyle olmasını ediyorum. Değil mi Batuhan? Emre Kocadağ'da var Sabancı bir tane. Ben öyle biliyorum. Net Sabancı var ya. Şeyde de var. Tevfik'te de var. Eğer gelirse. Yani demek istediğim şu. Bizim duyduğumuz isimler, ya benim daha doğrusu duyduğum isimler, şu an o listeye yakıştıramayacağım isimler. 3-4 kişilik bir ekip duydum ben. Umarım doğru değildir. Umarım yanlış. Listeden daha kötüsü oralarda böyle yuvalanmış
bazı hadi kötü bir kelime kullanmak istiyorum, insancıklar var diyeyim. Fare diyecektim de demeyeceğim. Bütün millete sizi listeye yazdıracağız, sizi şu listeye yazdıracağız, bu listeye yazdıracağız konuşmaları. Bu Hürsert'teki noktayın ekibi oralarda gezmeye başladı. Beşiktaş'ı UEFA'ya şikayet eden ekip. Bunlar yanlış işler. Şu seçimi gönüllerdeki favorisi Hasan Arat. Yani bunlar yanlış işler. Bilmiyorum. Benim mesela karşılarını alırlar yani. Seçim ya oy vereceğim sözüm var. Diyorum ya Alper, bunlar sen de bilirsin. İsim yani. Kullanıyor olabilirler ama isim kullanmadıkları. Bu arada Hürsert'teki noktayın kebapçı diye attığı tweetler var. Herkes Alen abi zannetti. Olmadığını söyledi. Kebapçı muhabbeti. Hürsert'teki noktayın attığı kebapçı muhabbetindeki tweet Ozan Biber için arkadaşlar. Senelerdir yanındaydı. Ben bunlarla 11-12 sene kavga ettim. İşin finalinde Hürsert Tekinoktay'ın tweetlerinin birinde şöyle bir şey yazmış. Gomez olayında Beşiktaş camiasına zarar verdin diye. Ben şimdi Hürsert Tekinoktay'a soruyorum. Bu Alper Bahadır Gomez olayında Ozan mektup yazdı. Biz Fener'le şampiyonluğa çekişirken UEFA'ya, Fiorentina'ya mektup yazdı. Beşiktaş'ı şikayet etti derken siz bunu koruyordunuz. Şimdi mi aklınıza geldi Ozan'ın zarar verdi? Bu bir itiraftır. Bir gün bu Ahmet Nurçebi yönetimi, Fikret Orman yönetiminden birinin bu konuyla ilgili konuşmayı alacağım ve anlattıracağım. Mesela Cenk Sümer çıkacak konuşacak abi. UEFA'nın Beşiktaş'ı aramasına bu mektup. Abi biz Fener'le Aziz Yıldırım'la o zaman çekişiyoruz. Adamlar kimin yönettiğine bakıyor. O yönetim şampiyon. Bakın Beşiktaş şampiyon oldu diye bu adamlar sevinmedi. Sevinmedi. Ya Gomez olayı 1000 euro mudur değil midir diye UEFA'ya, Fiorentina'ya şikayet mektubu yazılıyor Beşiktaş kongre üyeleri tarafından. Ya biz Aziz Yıldırım'la mı uğraşacağız? Onun basınıyla mı uğraşacağız? Şampiyonluk oyuncusu 12 numarasıyla mı uğraşacağız? Sizle mi uğraşacağız? O adam takır takır gol atıyor. Siz Gomez'i UEFA'ya yazıyorsunuz. Ve sonra da bu adamlar gelecek. Biz zaten düşmüşüz şu anda denize. Ben denize düştüm, yılana sarılmam. Batuhan, Şafak ne yapar bilmem. Ben denize düştüm, yılana sarılmam. Bunların hepsi ayıklanacak. Ben bunların olduğu hiçbir gruba oy vermem. Ya bir de ben şu noktada biraz önce gelmeden önce yayında da söyledim. Şimdi Beşiktaş'ı Beşiktaşlar yönetecek mottosu, Hasan Bey'in mottosu evet doğru. Beşiktaş'ı Beşiktaşlar yönetsin zaten. Ondan yana hiç kimsenin herhalde itirazı yoktur. Bu mottoya en azından itirazı yoktur. Ama ne Emre Koca da Beşiktaş'ı değil mi? Ahmet Nurçebi değil mi yani? İşte ben şu noktadayım abi. Madem hepimizin ortak gayesi Beşiktaş değil mi? Hasan'ı, Ahmet'i, Tevfi'yi, Emre'si ayırt etmek için söylüyorum. O zaman bakın Beşiktaş'ı önce bir sağ içinde Beşiktaşlara emanet edelim ya. Şimdi buraya dünyanın en iyi yabancı hocasını, ben bir yabancı hocaya karşıyım abi. Bu dakikadan sonra karşıyım. Kim gelirse. Şu an gerek yok evet. Niye biliyor musun? Abi bak Rıza Hoca olur, Sergen Hoca olur, Ali Hoca olur, Şifo olur, İbrahim olur fark etmez. Ya da yapabiliyorsan bu beşinden bir konsorsiyum kurarsın. Birine teknik adam yaparsın, ikisini yardımcı yaparsın, bir tanesini sportif direktör yaparsın ne diyorsan artık. Böyle bir ekibe hakikaten Beşiktaş'ı, Beşiktaşlılar saha içinde bir yönetsin. Ondan sonra sağ dışına da bir bakalım, bir listeleri görelim, karar verelim. Ama önce bir sağ içi aksiyonu alın, hepinizin ortak derdi eğer Beşiktaş'sa. Ben böyle bir beklenti içerisindeyim. Yani dün de yazdım Rıza Hoca ile ilgili. Oraya Rıza Hoca'yı çıkart oraya, İbrahim Üzülmez'i de koyabilirsin. Atıyorum işte Sergen Yalçın, getir abi bu dediğim beşliği, getir 5 sene yap kontratı, dön arkana git ya, ağzımı açma. Bir bakalım şu sağ içinde bir Beşiktaş'ı, bir Beşiktaşlar bir yönetsin. Sonrasına bakarız hep beraber, otururuz yani. Demek ki derdimiz Beşiktaş değil. Önce bu öz eleştiriyi yapması lazım camianın yani. Ya bir şey söyleyeceğim de Şafak. Ya artık da adaylar da çıkıp artık şu bu önemli bir seçim. Yani Tevfik Bey de hemen çıksın abi ya. Çıksın yani. O zaten herhalde cuma günü bir açıklama yapacaktı bugün ya. Bir bakalım ne açıklayacak. Bu arada şeyi duydun değil mi? Ben geçen gün de şey yaptım. Daha baktım hala hiçbir haber olarak yazmamış yalnız. Çok ilginç. Divan olayını mı? İki gün önce divanla alakalı Yalçın Karadeniz'in ondan da doyuyordur biliyor musun?
İşte davayı açıklamış, kazanmış. Divana bildirmişler. Evet, koltuk gitti. Koltuk gitti. Yani şu an eğer bir kimsenin üst haberi mahkeme, yok. Tabii bir üst mahkeme ya da bir Yargıtay süreci falan yoksa zaten Tevfik Bey'in başkanlığı düşüyor. Eğer başka bir hukuk yolu açık değilse. Divan başkanlığı düşüyor diyelim. Tabii divan başkanlığı düşüyor. Eğer dediğim gibi ama bilmediğimiz başka bir hukuk yolu yoksa onu henüz bilmiyoruz. Ama iki gün önce kulüpte bizzat mahkemeden gelen kağıt tebliğ edilmiş yani divana. Evet, haberim var. Haberim var. Bunları işte kaos ortamında söylemek de istemedim. Ortalık abi karışmasın. Kimse yazmadı. Ben iki gündür falan biliyorum. Ben yayında söyledim. Ben de yazmadım bilerek. Çünkü insanların umurunda olmuyor. Pazartesi gelmiş. Yani. Pazartesi gelmiş. Tabii. Evet. Pazartesi gelmiş. Ya işte arkadaşlar böyle haberimiz oluyor ediyor da her şey her yerde söylenmiyor. Şafak girmese şey yapmazdım. Yani çok önemli bir şey değil divanın başkanının kim olduğu da Yalçın Karadeniz'de olmasın abi. Onu da istemem yani. Samet Aybaba gelsin olsun. Yani şimdi düne kadar Ahmet Nurçebi bugüne kadar adaydı. Yani bugün adaydı Ahmet Nurçebi. Şimdi bu skordan sonra aday değilse ben bunları da doğru bulmuyorum. Abi skora göre mi biz hareket edeceğiz? Adaysanız abi çıkın. Net herkes her şeyi söylesin. Bak bir şey söyleyeceğim. Bizim ne şampiyonluğumuz şu yönetim geldiğinden beri diyeyim. Fikret Orman dönemini kutluyorduk. Batuhan sevmez de Fikret Orman'ı. O 2 sene 3 sene kutluyorduk yani. En azından kutlama yapabiliyorduk. Ya bunlarla şampiyonluk onu da beceremedik. Biz ne şampiyonluk kutlayabiliyoruz. Ne bir şey yapabiliyoruz. Ya geçen gün yine bir açıklamada kadın futbolda şampiyon olduk dedi. 3 sene önceydi abi o. Handbolü bozduk. Kadın futbola dokunduk, bozduk. Yok. Vallahi tablo çok karanlık. Umarım Hasan Arat Ya bu arada şu Davinson Sanchez olayını bir ara ben dinledim. Odaya geldim, aşağıdaydım. O konuyla alakalı evet. Detay konuştunuz mu? Anlatayım mı? Yani en azından benim kaçtı o Ertan. Yani. Anlat. O Ertan kaçtı. Ben bizzat isim vererek anlatayım. Bunu Beşiktaş'ta zaten bilen gazeteci arkadaşlar da var. Davinson Sanchez'le alakalı. İngiltere'de bir Türk menajer. Emre Koca daha diyor ki ben size Davinson Sanchez'i getireceğim. Hem de bedelsiz çıkartacağım. Hani maaş artık ne anlaşırsanız. Yani bir bonservis olmayacak. Bu konu üzerine işte Emre Koca daha da hocaya diyor. Davinson Sanchez'i alacağız hocam diye. Bu yanlış hatırlamıyorsam herhalde Lianco sürecinden sonraki süreç olabilir ama. Yani onu sonra hatırlayamıyorum. Sonra diye. 25-30 günü var onun sonra. Aynen. En az 23 günü. Daha sonraki süreç. Daha sonra işte hoca da peki diyor. Bekleniyor, ediliyor falan. O arada başka bir menajer diyor ki Emre Koca da ben hani ya yazışmalarını okudum öyle söyleyeyim. Ya diyor bak Emre Bey burada bir yanlışlık var. Hani orası İngiltere böyle Davinson Sanchez'i o kulüpten bedavaya çıkarmazlar. Hani gelin gidin eğer alacaksanız bu arada bunu söyleyen Emre Bey'e bu tavsiyeyi veren menajerin transferle bir ilgisi yok. Ya alacaksanız diyor şey yapın hani gidin konuşun şimdiden böyle 4-5'e neye kopartabiliyorsanız alın bu adamı. Yoksa alamazsınız hani falan. Ya işte söz verdiler bize bedavaya gelecek falan filan derken tak Galatasaray devreye giriyor. Parayı veriyor işte 9 mu ne bildirdiler de o da yalan. Çünkü adama zaten Fransa'dan 11 milyonluk teklif vardı. 15 milyon verip Davinson Sanchez'i alıyorlar getiriyorlar abi. Yani bizimkiler orada bir ufak menajer oyununa düşmüş gibi geliyor. İsmini vermeyelim şimdi. İngiltere'de bir menajerin. Şöyle bir şey, Şenol Hoca da son haftaya kadar bunu bekledi. Tabii bekliyor. Son iki bekledi. Olmayınca da elimizde Eric Bailly var dediler. Yani öyle Ciku'yu almadı, bilmem kimi almadı değil. Almadı, Lianco bekledi, Davinson bekledi. Böyle anlatılır bu hikayeler. Yani başarılı olmuş bir oyuncu, onu alacaktı, Beşiktaş almadı, onu alacaktı, onu almadı diye 1000 tane oyuncu sayarım ben. Şurada konu budur. Kimi almak istediğinde bunu almadın? Şimdi isimlere baktığın zaman Ciku'yu almamışız. Lianco, Ramos, Davinson Sanchez. Tabii ki bunları beklerim. İşte muhabir algısı. Eric Bey'i ne zaman açıkladılar Alper? Dikkat etsene. Son ana kadar bile açıklayamadılar. Evet yani, abi. Niye o zaman beklettiler yani madem öyle? Ama bizzat orada ya burada da gelip diyorlar ki burada da diyor ki hocadan habersiz transferimiz. Tabii ki hocadan habersiz olmaz. Adamı ilk beş listeden ilk dördünü almıyorsun. Beşinciyi alıyorsun. Hocanın haberi vardı diyorsun.
bak şunu ayırt edemiyorlar abi şimdi. Şurada hemfikiriz. Şenol Güneş'in onaylamadığı kimse Ümraniye'den giremez. Çaycısından futbolcusuna kadar. Ama istemek başka, onaylamak başka. Sen şimdi bana dersin ki kardeşim biz sana dediğin gibi Ramos'u getireceğiz. Peki dersin. Ama hocam Ramos gelmedi, transferde liste bildireceğiz. Bailey var, ne diyorsun? Olur dersin. Bu hocanın istediği anlamına gelmez. Ben de mi bak hocayı suçsuz adletmiyorum bu arada. Hocanın da yanlışları var. Onu zaten konuştuk. Ama iki tane doğru var ortada. Bir tanesi onaylamakla istemenin farkını herhalde hepimiz biliyoruz. İkincisi de bu adam sorumluluk aldı abi. Dedi ki benim sorumluluk almam gerekiyordu. Birinin istifa etmesi gerekiyordu. Bu dakikadan sonra bu topçular gidemeyeceğine göre benim gitmem gerekiyordu dedi. Şey, kendi istediği oyuncularla alakalı hocanın bu topçuların gideceği gitmeyeceğine göre ben gitmeliyim der mi sizce? Yani hani hepimiz kaç yaşında adamlarız burada bu gecenin bu saatinde. O yüzden bu noktada insanlar biraz yanlış anlıyor ve şunu da soruyorlar bana. Ben en azından şu an edindiğim bilgiyi söyleyeyim. Hoca giderken herhangi bir tazminat vesaire falan almadı arkadaşlar. Yarın öbür gün bilmediğimiz bir sözleşme, bir kontrat çıkarsa tabii ki paylaşırız biz de, ama benim şu ana kadar edindiğim bilgi bu. Hocanın bir para alma durumu yok şu an. Başkanın cebinden verdiğini söyleyenler oldu Şafak. Kulüp ödemeni de başkan cebinden verdi gibi söylemlerde bulunanlar. Yani varsa da işte dediğim gibi sözleşme altında bir şey yoktur Batuhan. Yani olsa duyardık hepimiz. Öyle bir şey varsa da ben bilmiyorum kardeşim. Doğru da olabilir. Bilmiyorum yani. Ben hiç tahmin etmiyorum cebinden para vereceğine. Tezminat olarak.